Alıyor musunuz sesimi? Alabiliyor musunuz sesimi? Okay, herzlich willkommen. Evet arkadaşlar, derse geçiyorum. Derse geçiyorum. Uzun bir ders maratonumuz olacak. 4 saat boyunca devam edeceğiz derse. Kısa kısa tekrarlarla arkadaşlar. Birkaç sorum da var. 2013 özellikle, 2014 ÖABT'de genellikle okuduğunu anlamaya dönük soruları açıklamışlar. Biliyorsunuz sadece %20'si açıklanıyor artık. Fakat 2013'ün bütün soruları var elimizde. Oradan da örnekler yapacağız. Onun haricinde birkaç özgün soru var. Onları yapacağız ama mümkün mertebe bütün konuları kısa kısa da olsun tekrar etmeye çalışacağım. Evet, hazırız. Başlıyoruz. Peki. Evet arkadaşlar, gramatik bölümüyle başlıyoruz. Sorumuzla başlayalım. 2013 yılı ÖABT'de çıkan 3. sorumuz arkadaşlar. Cevap verelim isterseniz. Cevap verelim. Çok zor bir soru değil arkadaşlar. Bakalım. Peki. Okuyorum arkadaşlar. Birlikte inceleyeceğiz soruyu şimdi. Nach einem Bericht. Bir habere göre. Der Weltzeitung. Bakın burada bir genitif var. Nach einem Bericht der Weltzeitung. Dünya gazetesindeki bir habere göre. Habe Nikolaus. Wegmann, habe Nikolaus Wegmann während der Tagung erste Liebe darauf verwiesen, dass dem Beobachter die Liebe nur in Erzählungen begegne, wo ihre Funktion die Erzeugung von Spannung sei. Uzun uzun açıklamıyorum arkadaşlar. Gramer olarak anlamamız önemli burada. Weltzeitung demişiz. Değil mi? Bir genitif yapı var. Während genitif alan bir prepozisyon. Fakat altı çizili olan, hatta altı çizili olmayan bir fiil var burada. Bize direkt ipucu veriyor. Bize direkt ipucu veriyor arkadaşlar. Nedir? Habe. Nikolaus Wegmann öznemiz habe diye çekimlenmiş. Bu durumda ne olabilir arkadaşlar? Bakın ne olabilir? Hadi devam ediyoruz. Begegne demiş. Bakın. Von Spannung sei demiş. Bu arkadaşlar karşımıza çıkan bu soruda bir indirekte rede olayı var değil mi? Bir indirekte rede olayı var arkadaşlar. Evet. Nedir dolayısıyla? İndirekte rede. Nedir arkadaşlar? Evet, düşünelim. Konjunktiv einstir değil mi arkadaşlar? Cevabımız A'dır. Konjunktiv einstir. Diğeri arkadaşlar konjunktiv zweidir. Bakın B şıkkı. B şıkkındaki konjunktiv zwei ne anlama gelir arkadaşlar? B şıkkındaki konjunktiv zwei irrealdir değil mi arkadaşlar? Aynen öyle. Süpersiniz. Irreale. Değil mi? Irreale konstruksiyonun ya da arkadaşlar irreale setse. Gerçek olmayan. Değil mi? Hayali. Olsa. Dilek. İstek olabilir. Üçüncüsü arkadaşlar presence biliyorsunuz geniş zamanı ifade eder. Preteritum geçmiş zamanı ifade eder. Perfekte geçmiş zamanı ifade eder arkadaşlar. Değil mi? Dili geçmiş zaman perfekt. Şimdiki zamanın hikayesi ise
detaya tutumdur arkadaşlar. Peki diyeceksiniz ki ya hocam niye böyle basit bir soruyla başladık? Şimdi bu tarz basit sorularda bile arkadaşlar eğer bu tarz basit sorularda bile eğer Almancanız çok iyiyse bakın ya da grameriniz çok iyiyse basit hatalar yapabilirsiniz. Fakat bu sizden kaynaklanmıyor. Hemen açıklıyorum. Soruya bakın arkadaşlar. In welcher Zeitform diyor. Zeitform dediğimiz şey nedir? Nedir arkadaşlar Zeitform? Nedir? Zaman, değil mi? Bu yönüyle baktığınızda ÖSYM'nin kullandığı buradaki in welcher Zeitform bakın C, D ve E şıkkına uygun. Çünkü A ve B Zeitform değildir. Grammatik strukturadır. Bir gramer yapısıdır bu. Ama kesinlikle zaman değildir. Yani işin özüne baktığınızda aslında bakın aslında buradaki fiillerin zaman bakımından yani soruyu dikkatli okuduğunuzda cevap C olabiliyor. Present olabiliyor. Ama şunu unutmayalım arkadaşlar. ÖABT sınavında ÖSYM'nin kastettiği Zeitform sadece Präsens, Präteritum, Perfekt değil arkadaşlar. Konjunktiv 1, Konjunktiv 2 bunları da dahil etmiş. Okey. Onun için bu soruyla başladım. Soru çok basit fakat hata yapılabilir. Tabii ÖSYM soru açıkladığı cevapta da bu sorunun cevabını A olarak işaretlemiş. Dolayısıyla buradan ÖSYM'nin mantığını rahatlıkla anlayabiliyoruz. Evet. Bu sorunun cevabı A şıkkıdır. Soru tipi itibariyle yanlış bir sorudur arkadaşlar. Bakın söylediğim gibi. Yani sorulan şey yanlıştır burada. ÖSYM Zeitform içerisine Konjunktiv 1 ve Konjunktiv 2 almıştır. Oysa Zeitform aslında Plusquamperfekt, Präteritum, Perfekt, Präsens, Futur 1 ve Futur 2'dir. Futur 2 artık günlük hayatta kullanılmamakta. Sadece Futur 1 aktif olarak kullanılmaktadır. Çünkü Konjunktiv 2 Perfekt, Präsens ve Futur şeklinde olabilir. Bakın, şimdi Konjunktiv 1 ve Konjunktiv 2'de durum böyle. Aynı şekilde Konjunktiv 1 içinde bu durum söz konusudur. Yani bunlar da farklı zamanlarda kullanılabilir arkadaşlar. Bu yapıda presence ya da perfect halde olabilir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı normal şartlarda. Bakın, normal şartlarda bu sorunun cevabı nedir arkadaşlar? C de olabilir. Bakın normal şartlarda. Fakat söylediğim gibi burada bir Konjunktiv 1 yapısı var. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır. ÖSYM de bize bunu böyle telkin ediyor. Fakat C'de söylenmesinde hiçbir mahsur yoktur normal şartlarda. Evet. Şurada bakın soru kalıbını tekrar yazmıştım. Zeitform diyoruz. Peki. Devam. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Şıklarda Konjunktiv 1, Konjunktiv 2, Präsens, Präteritum ve Perfekt demişiz. Peki hatırlayalım bir. Tabii sizler Almanca öğretmenisiniz ve bu konuları aslında biliyorsunuz. Fakat bir hatırlayalım arkadaşlar. Bir hatırlayalım. Şimdi indikatif ve konjunktif diye bir yapımız var. İndikatif arkadaşlar bildiğimiz, indikatif bildiğimiz normal fiilin çekimidir. Normal bir fiil. Konjunktif ise olasılık halidir ya da irreal halidir. Gerçek olmayan halidir. Bakın çekime bakıyoruz. İndikatifte. Ich lerne. Du lernst. Er sie es lernt. Wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Bu indikatif halidir. Peki konjunktife göre çekim diyelim. Bakın. Ich lerne olmuş. Peki nasıl oluyor bu? Şimdi açıklayacağım. Bakın, ich lerne ortak ama yani aynı görünüyor. Du da lernest olmuş. Konjunktiv 1. Er sie es de lerne olmuş. Konjunktiv 1. Dolaylı anlatımdır. Okuduğunuz ya da duyduğunuz bir olayı aktarmanız için kullanılır. Okuduğunuz ya da duyduğunuz bir olayı aktarım için. Değil mi?
Bunun için fiilin kök hali alınır. Şam. Sonra e eklenir ve fiilin bu hali konjüktif einsin yalın hali olarak kabul edilir arkadaşlar. Beispiel. Paul sagte mir, lerne Deutsch. Lernt değil. Lerne Deutsch. Bu çekimde ich, wir, sie ve Höflichkeitsform sie çekiminde hem konjüktif eins hem de indikatif çekimi aynıdır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Mavi ile işaretlenen yerleri görüyor musunuz? Ich, wir ve sie aynı bakın. Hem indikatif de aynı hem konjüktif de aynı değil mi? O zaman onun için bu çekimlerde konjüktif eins formunu daha net anlamak için würde plus verb infinitif kullanılır arkadaşlar. Beispiel, örnek vermek gerekirse gestern haben Paul und Erika gesagt, dass sie nächste Woche nach Deutschland gehen. Sie lernen dort Deutsch. Değil mi? Bakın. Sie lernen. Umso mit der würde form. Şimdi bunu würde ile yapalım arkadaşlar. Yani ortak olan noktalarda biz ne yapıyoruz? Bakın şuradaki ich, wir ve sie'lerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Konjüktif 1 yerine konjüktif 2 kullanıyoruz. Aynı olan yerlerde. Gestern haben Paul und Erika gesagt, dass sie nächste Woche nach Deutschland gehen. Dikkat! Sie würden dort Deutsch lernen. Bakın konjüktif 1 yaptık. Würde lernen. Konjüktif 1 yaptık arkadaşlar. Evet, devam. Konjüktif 1 ich sei. Du seist. Bakın hilfsverb von sein. Seinen çekimine baktığımızda er, sie, es, sei. Dolayısıyla burada ne görüyoruz? 1 ve 3 aynı arkadaşlar. Wir seien, ihr seid ve sie seien. Peki. Arkadaşlar kısaca zamanlara bakacağız hemen Almanca'da. Präsens, Präteritum, Partizip Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2. Arkadaşlar Futur 2 günümüzde artık çok nadir kullanılan bir zamandır. Hemen Präsens'le başlıyorum hızlıca. Arkadaşlar Präsens'te cümle yapısı özne, fiil, nesnedir değil mi? Verb ist Position 2. Ich lerne Deutsch. Ich sehe den Mann gibi. Peki, Achtung! Präsens fiili diğer zamandaki fiillerden ayırmak için. Özellikle şahıslara göre çekiminde üçüncü tekil şahısa bakılır arkadaşlar. Bakın, preteritum zamanı diğer zamanlardan ayırmak istiyorsanız as, es'e bakacaksınız. Präsens fiiller bu çekimde T ile biter. Bu garanti. T ile biter. Fakat preteritum, bakın, preteritumda fiilin birinci ve üçüncü tekili çekimi aynıdır arkadaşlar. Aynıdır. Buna göre, buna modal verbin ve hilfsverbin dahil değildir tabii. Diğerleri için söyleyebiliriz. Evet. O zaman preteritum'a bakalım. Mesela ich lernte Deutsch oluyor bakın. Er lernte Deutsch oluyor değil mi? E ile bitiyor. Ama T ile bitmiyor. Za oluyor ya da H ile bitiyor direkt. Stark ve schwach yani düzenli ya da düzensiz olmasıyla alakalı bu. Ich ging ya da ich wünschte oluyor arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar preteritum ikiye ayırıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi. Zayıf fiil ve kuvvetli fiil. Zayıf fiillerin çekimi... Özür dilerim. Kuvvetli fiillerin çekimi solda. Zayıf fiillerin çekimi ise burada görmüş olduğunuz gibi sağda. Evet. Bunları biliyoruz arkadaşlar. Peki. Bakalım. Sehen. Za. Kökünde harf değişmiş ve kökten sonra T yok. Schwaches Verb. Lernen'e bakalım. Lernte kökte harf değişmiş ve kökten sonra T var. Değil mi? Starkes Verb. Peki, perfekte bakacak olursak arkadaşlar, partizip perfekte. Arkadaşlar, partizip perfekte yardımcı fiil var. %90, fiillerin %90'ı haben alır.
%10'uz aynı alır arkadaşlar. Sonunda da object, sonra particip 2 gelir. Particip 2 dediğimiz şey ge artı fiil, sonra t ya da n gelmesidir arkadaşlar. Dikkat! B, L, G, M, N, F, T ile başlayan ve ihren ile biten fiiller particip perfect formunda başına ge almazlar. Mesela beantwortet ne olur? Beantwortet olur. Değil mi? Dikkat! Achtung! Ayrılabilen fiillerde ge fiilin ortasına gelir arkadaşlar. Bakalım. Ich habe Deutsch gelernt. Ich habe den Mann gesehen. Değil mi? Ya da ich bin mit dem Mann einkaufen gegangen olabilir. Plusquamperfekt de nedir arkadaşlar? Mişli geçmiş. Achtung! Perfekti plusquamperfektten ayıran bir şey var arkadaşlar. O da nedir? Hilfsverben präteritum halde kullanılmasıdır. Bakın burada nedir? Haben hatte olmuş. Hatte, sein, war olmuş arkadaşlar. Yani perfektten farkı budur. Mişli geçmiş zaman. Futur 1 çok basittir arkadaşlar. Modal verb mantığındadır. Werden kullanırsınız ikinci sıradaki çekimli fiilin yerine. Asıl çekimli fiilde ne olur? Cümlenin en sonuna yalın halde gider arkadaşlar. Ich werde Deutsch lernen. Ich werde den Mann sehen. Ich werde mit meiner Freundin einkaufen gehen. Ich werde wünschen, in Deutschland zu sein. Evet. Devam. Bakın werden çekimi var burada. Biliyoruz bunu. Bilmeyen arkadaşlar için. Unutmuş olan arkadaşlar için. Evet. Devamı. Burada da arkadaşlar pardon. Futur 2 var bakın. Futur 2. Peki Futur 2 nasıl yapıyoruz? Futur 2 nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bakın. Günümüzde artık kullanılmıyor. ÖSYM'de de şöyle. Ben ÖSYM'nin soru tipine bakarım arkadaşlar. Bugüne kadar sormuş YDS, ÜDS sorularında. Yani önceki KPDS, şimdiki YDS sorularında, ÖABT sorularında ya da liselerdeki bu LYS 5 yabancı dil sorularında Futur 2'den hiç bahsetmiyor. Dolayısıyla ben sorulacağına inanmıyorum. Yine de aklımızda kalsın. Yine cümle özneyle başlar. Yardımcı fiil werden kullanılır. Fiil kullanılır. Değil mi? Ama arada burada farklı olarak arkadaşlar bir de particip'imiz var. Particip. Bakalım. Ich werde Deutsch gelernt haben olur cevabımız. Ya da ich werde den Mann gesehen haben olur. Bakın werden kullanıyorsunuz, particip kullanıyorsunuz ve yardımcı fiili en sonda kullanıyorsunuz. Evet, bu da arkadaşlar Futur 2 gramerinin zamanının yapımı. O zaman soruya bakalım. Arkadaşlar soruyu okuyalım. In welcher Form ist das unterstrichene Verb verwendet worden? Hadi bakalım cevap verelim arkadaşlar. Hangi zamanda kullanılmıştır buradaki fiil? Düşünün cevap verelim. B diyorsunuz. Evet. Peki arkadaşlar, Monate der Angst sind vergangen. Sind vergangen. Ne oluyor cevap? Bakın, direkt arkadaşlar B şıkkı değil mi? Perfect kullandık biz burada. Evet, soruyu geçiyorum. In welcher Zeitform ist das unterstrichene Verb verwendet worden? Bakın, dikkat edin yine. Buradaki sormuş olduğum soru tipinde Zeitform diyorum. Evet, ne cevap verirdiniz arkadaşlar? Evet, ne cevap verirsiniz?
würde fahren. Arkadaşlar, cevabımız tabii ki D şıkkı değil mi? Bakın. Tabii ki D şıkkı. Neden? Çünkü bakın bu burada çok dikkat, konjüktif aynısı da karışmasın. Şıklar arasında yok ama. Führe arkadaşlar konjüktif 2 halinin orijinalidir. Bakın orijinalidir. Değil mi? Führe. Würde fahren var. Ve orijinali var. Führe kullanılır. Dolayısıyla konjüktif 2'dir arkadaşlar. Değil mi? Evet. Diğerleri zaten zamandır. Sadece konjüktif 2 zaman dışında. Zeitform değil. Tempus değil. Tempus arkadaşlar. Zeitform. Zaman demek. Peki cevap D şıkkı demiştik. Devam. Ne cevap verirsiniz? Altı işaretli olan. Aynen. Güzel. Arkadaşlar hatte var. Begleitet var. Direkt ne diyoruz? Plusquamperfekt diyoruz. Değil mi? Cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Devam. Kamen demiş arkadaşlar. Evet. Preteritum. Aynen öyle. Güzel. Cevap A şıkkı arkadaşlar. Evet. Ne dersiniz? Hat diyor, angenomen diyor arkadaşlar. Aynen, Mersin de katıldı. Güzel. Aynen, güzel. Evet. B diyorsunuz. Hat angenomen. Değil mi? Perfect. Peki. Bu tarz sorular arkadaşlar çıkıyor. Biliyorsunuz. Sınava girenler bilir. Değil mi? Devam. Evet. Buyurunuz arkadaşlar. Werden bekommen diyoruz. Basit bir soru. Değil mi? Cevap D. Aynen öyle. Süper. Devam. Madem iki kişi olduk artık. Yani iki. Tabii orada birçok öğrenci var tahmin edebiliyorum. Ama iki bina olduk madem. Biraz süre tanıyalım. Okey bakalım. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi çıkmış sorular arkadaşlar. Çıkmış sorular. Hadi bakalım 2013'teki çıkmış sorular. Birinci soru. Süremiz 20 saniye olsun. Evet. Dolmadı Mersin. Dolmadı süremiz. 5 saniyemiz var. Evet, buyurunuz. Mersin C dedi. Urfa. C diyorsunuz. Va arkadaşlar preteritumdur. Bekam preteritumdur. Değil mi? Wurde preteritumdur arkadaşlar. Güzel. Cevap C. Evet. Devam ediyoruz. İkinci soru arkadaşlar. Yine ÖABT'de. Yine 20 saniye yapalım mı? 20 saniye yapalım mı? Bunlar basit sorular. Çok fazla süreye ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Beş saniye kaldı, bekleyelim. Evet arkadaşlar, buyurunuz. Mersin B diyor, Şanlıurfa B diyor. Bakalım arkadaşlar B hemen. Ashlist. Presenter. Çıkmış sorular arkadaşlar bunlar. Üçüncü soru, buyurunuz. Yine 20 saniye bekleyelim arkadaşlar. Adana Mersin. Evet. 3 olduk. Adana Mersin Şanlıurfa. Güzel.
Ne diyorsunuz? Hemen bakalım arkadaşlar. Vegan, hot and wicked diyoruz değil mi? Vegan, hot and wicked. Vegan preteritumdur arkadaşlar. Hot and wicked perfect'tir. Cevap D'dir. Güzel. Peki arkadaşlar. Devam. Şimdi arkadaşlar. Wortstellung im Satz. Cümle içerisindeki öğelerin dizilimi. Cümle Almanca'da akademik bir çalışmada yapsanız, klasik bir konuşmada yapsanız, en basitinden Almanca'da ilk ders öğrencilere bir şeyler öğreteceksiniz. Bir cümle arkadaşlar Almanca'da özne, subjekt, verb değil mi? Fiil ve objekt nesneden oluşur. Üç değil mi? Arkadaşlar öznemiz, subjektimiz bizim her zaman nominatiftir. Akuzatif ya da datif olamaz. Olmaz. Nesnemiz de arkadaşlar akuzatif ya da datiftir. Nominatif olamaz. Bir tane, ya birkaç var ama siz bir tanesini bilin. Bir ihtimal hariç. Bir ihtimal daha var. Objekt sadece sein fiili varsa nominatif olabilir arkadaşlar. Bakın objekt sadece ve sadece sein fiili varsa nominatif olur. Değil mi? Mesela er ist ein Lehrer nominatif olur arkadaşlar. O zaman durch welches Satzglied wird das Objekt akkusativ oder dativ? Peki arkadaşlar. Şurayı gördük. Burada nesneyi akuzatif ya da datif yapan nedir? İki öğeden bahsederiz. Arkadaşlar iki öğeden bahsederiz. Nedir? Ya verb'tir değil mi? Ya da prepozisyondur arkadaşlar. Verb ist generell gemeint. Verb dediğimiz şey geneldir arkadaşlar. Aber preposition ist spezifisch gemeint. Preposition ne anlatmak istedim burada? Verb, fiil, genel. Bütün cümleyi etkiler. Preposition özeldir arkadaşlar. Sadece preposition sonrasında gelen, nadir de olsa öncesinde gelen nesneyi etkiler. Bu kadar. Onunla alakalıdır yani. Cümleyle alakalı değildir. Nach preposition kommt nur ein Objekt und dieses Objekt ist dann entweder akkusativ oder dativ. Evet arkadaşlar. Yani prepozisyondan sonra tek bir nesne gelir. Bu nesne de ya akuzatiftir, ya datiftir, ya da genitiftir. Genitife fazla girmeyeceğimiz için burada da not almamışım. Orada genitif diyelim. Hadi düzeltelim burayı da. Genitif diyorum. Evet. Arkadaşlar fiillerden başlıyoruz. Verb ve prepozisyon demiştik ya size. Fiillerden başlıyoruz. Fiillerin %90'ı akuzatif alır arkadaşlar. Sadece %10'u datif alır. Um herauszufinden, bulabilmek için, ob ein Verb akkusativ ist, bir fiilin akkusativ olup olmadığını bulabilmek için, fragen wir die Frage wen oder was? Wen ya da was sorusu sorulur arkadaşlar. Kimi neyi? Wenn wir eine Antwort bekommen, ist das Verb akkusativ. Eğer fiile Türkçedeki gibi nasıl bulursunuz? Kimi neyi sorusunu sorarak. Belirtili nesneyi. Natürlich gibt es Ausnahmen. Tabii ki istisnalar da var arkadaşlar buna uymayan. Nedir? Haben, fragen ve brauchen fiilleridir. Değil mi? Pardon arkadaşlar. Bir de arkadaşlar fiiller bunlardı. Bir de prepozisyonlar var. Mesela akuzatif alanlar var. Sürekli akuzatif alan prepozisyonlar var. Durch, um, ohne, gegen, für ve entlangdır arkadaşlar. Aslında birkaç tane daha var ama onlar daha nadir kullanıldığı için onlardan bahsetmiyorum. Bir de arkadaşlar datif alan prepozisyonlar var. Datif alan prepozisyonlar mit, nach, von, seit, aus, zu, bei und gegenüber. Mit ile demektir.
Tabii buradaki prepozisyonların anlamını biliyorsunuz arkadaşlar. Durch içinden arasından, etrafında, ohne olmaksızın artikel kullanılır. Artikel kullanılmaz, özür dilerim. Gegen'i karşı, doğru istikametinde demektir. Für için, entlang ise nesneden sonra gelir ve boyunca demektir. Entlang'la ilgili bu uyarı yapayım mı size? Arkadaşlar entlang nesneden sonra geliyorsa akuzatiftir bak. Dikkat. Nesneden önce geliyorsa genitiftir arkadaşlar. Nesneden sonra geliyorsa akuzatiftir. Entlang. Entlang nesneden önce. Önce prepozisyon sonra nesne geliyorsa genitiftir arkadaşlar. Evet. Datif prepozisyonlara baktığımızda mit ile demektir. Nach'ın birkaç farklı anlamı var. Nach sonra demektir. Nach arkadaşlar şehir ve ülke isimlerinde kullanılır. Artikel kullanılmaz özel isim olarak. Nach saatlerde kullanılır. Nach bir kalıpta kullanılır. Mesela nach meiner Meinung. Von arkadaşlar. Von'un iki anlamı vardır. Von denden demektir. Ya da von'la isim tamlaması yapılabilir. Genitif'in alternatifidir arkadaşlar von. Seit. Seit denden demektir arkadaşlar. Denden beri. Değil mi? Aus. Aus'un iki anlamı vardır arkadaşlar. Aus, denden ya da besteht aus. Bir şeyin ham maddesini ifade ederken. Zu, yönelmeyi ifade eder arkadaşlar. Bei, yanında, yakınında demektir. Gegenüber, karşısında demektir. Evet. Bir de arkadaşlar wechsel preposition var. Hem akuzatif alır hem datif alır arkadaşlar. In, auf, neben, an, über, unter, hinter, vor und zwischen. Bu dokuzu hem akuzatif alır hem datif. Nasıl arkadaşlar? Şöyle. Bazen akuzatif alır. Wohin sorusunu sorduğumuzda ve cevap aldığımızda. Datif de ise wo sorusunu sorduğumuzda ve cevap aldığımızda datiftir. Bunu Türkçe düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Türkçe düşünmeyeceğiz bunu. Okey? Evet. Peki. Nominatif her zaman subjektir arkadaşlar. Sadece verbin sein olduğu durumlarda objekt olabilir. Akuzatif ve datif ise verb ya da prepozisyona bakılarak belirlenir. Genitif olmasının ise iki ihtimali var. Bir, prepozisyona bakarak çünkü genitif prepozisyonlar var. İki, eğer iki isim var ise ve herhangi bir sözcükle bağlanmamışsa bu durumda isim tamlaması yapmak için genitif kullanılır arkadaşlar. Genitif isim tamlamasını yaparken yine Türkçedeki gibi tamlanan, tamlayan şeklinde iki öğe vardır. Almanca da farklı olarak önce tamlayan sonra tamlanan gelir. Yani Türkçe düşündüğümüzde şöyle kaymış bu okular böyle olacak. Adamın arabası diyoruz ya isim tamlaması. Çevir Almanca'ya. Das Auto des Mannes. İşte sana geldik. Evet. Bu yapıda birinci kısım das Auto nominatif, ikinci kısım yani des Mannes genitiftir. Bu her zaman için geçerlidir. Yani genitif oluşturduğunuz tamlayan tamlayan ilki nominatif ikincisi genitiftir. Genitif nasıl oluyordu arkadaşlar? Der des olur. Die der olur. Das des olur. Ya da die çoğul der olur arkadaşlar. Tekil die ve çoğul die der oluyor. Fakat der das des oluyor. Ve ismin sonuna ek alıyor arkadaşlar. Bu ek isim tek hece ise es, çok hece ise s alır. Das Spielzeug des Kindes ist teuer ya da das Buch des Schülers ist zu dick. Zu burada ne anlamı vardır arkadaşlar? Zu'nun. Zu'nun burada ne anlamı vardır arkadaşlar? Çok. Peki çok derken nasıl bir çok bu? Olumsuz bir çok. Aynen öyle. Değil mi? Bakın sehr dick değil mi? Sehr dick. Bu pozitif. Tabii dick pozitif olmaz da. Sehr bir şey. Sehr heiß.
Fakat Suhay istediğimizde mesela bakın Adana'dan katılan arkadaşlar var. Adana'ya Z heist denmez Temmuz'da bilirim. Değil mi? Su heist denilir. Çünkü öğlen dışarıya çıkamazsınız ki. Ya da yaylaya gideceksiniz. Mersin'de öyle. Urfa'da öyle. Urfa'da öyle. Evet. Peki arkadaşlar. Z ve Su arasındaki fark. Die Brille der Frau ist rot. Der Ball des Kindes hat grüne Streifen. Der Mantel der Frau muss wohl von Deutschland sein gibi örnek cümlelerimizde ne yapıyoruz? Genitif yapıyoruz. Değil mi? Genitif ile tamlama yapıyoruz. Peki. Devam. Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Şimdi biz bu grameri öğreniyoruz ya hocam. Biz zaten bu şeyi biliyoruz diyebilirsiniz. Grameri biliyoruz Almanca'da. Bu nedir şimdi? Niye bunu öğreniyoruz diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Rechtschreibfehler diye bir soru grubu var Almanca'da. Rechtschreibfehler diye bir soru grubu var değil mi? İşte onun için. Heh, böyle bir soru ben olsam sorardım bakın. Bazı durumlarda S ya da ES takısı yerine isme E ya da EN takısı gelir. Genitifte bakın. Mesela kanken demiş, kankes dememiş bakın. Bir, artikeli D olan ve E ile biten isimler. Bunlar aynı zamanda endeklinasyona uygun olan kelimeler. Endeklinasyonu bilir misiniz? Endeklinasyonu bilir misiniz? Biliyorsunuz varsayıyorum. Evet, biliyorsunuz. Natürlich, güzel. Arkadaşlar, endeklinasyondaki bakın D ile artikeli D olan ve E ile biten bütün isimler nedir? Endeklinasyona dahildir. Der Kranke, der Affe. Değil mi? Evet. Bunlar ne oluyor? Endeklinasyon olduğu için genitifte es almaz. Die Aufgabe des Beamten. Die Augen des Hasen. Der Tod des Löwen. Gibi. Junge. Der Junge gibi. Aynen öyle. Çok iyi. Süper. Bilgisayar başındakiler Almanca biliyor galiba. Evet. İki, bir eylemden ya da zarftan türetilen isimler. Evet arkadaşlar. Bir eylemden ya da zarftan değil mi? Ya da sıfattan türetilenler. Die Bedeutung des Gesagten. Mesela şuradaki kanken aynı zamanda sıfattan türetilmiştir bakın. Das Einprägen des Gelernten, öğrenilmiş. Die Bedeutung des Schönen, güzelin anlamı derken arkadaşlar es almaz. Bu tarz bir soru değil mi? Bu tarz bir soru bence Rechtschreib Fehler sorusuna uygun bir soru olabilir. Evet. Ya da ant ve ist ile biten isimler arkadaşlar. Die Aufgabe des Doktoranden. Bunlar da endeklinasyona dahildir. Die Mut des Elefanten. Cesareti. Die Probleme des Studenten. Student. Die Medikamente des Patienten. Die Uniform des Polizisten. Yine arkadaşlar endeklinasyona dahildir. Peki. Arkadaşlar personal pronom ile bilmeniz gereken çok kısa listeden bahsedeceğim hemen. Bunu biliyoruz. Bunu karıştıran var mı arkadaşlar? Yani er burada in oluyor, in oluyor. Z kalıyor, ia oluyor. S kalıyor, im oluyor. Var mı karıştıran? Şöyle bakalım. Arkadaşlar artikel listesini düşünün. Bakın burada de var. Die var ve das var değil mi? Akuzatifte ne yaptık? Dem, die ve das yaptık. Datifte ne yaptık? Dem, der ve dem yaptık. Değil mi? Ya da plural die
değil ve deyin kaldı. Bu isteği zaten biliyorsunuz. Şahıs zamirlerine geçtiğinizde arkadaşlar bakın. Kuralımız şu. Dea akuzatifte deyin olmuş. Değişmiş mi? Değişmiş. O zaman zamiri de değiştireceğiz. Ne olacak burada arkadaşlar? İn olacak. Ve değiştiği vakit sondaki harfler hep aynı kalır. Deyin in olur. Mesela di aynı kalmış. Nominatiften akuzatifte. O zaman şahıs zamirimiz de aynı kalacak arkadaş. Das'ta da öyle. Es kalacak. Di'de de öyle. Zizi kalacak. Datife geçelim. Hepsi değişecek. Dea ne olur arkadaşlar? Deyim olur. Ea ne olur? İm olur. Di dea olur. Zi ye olur. Das deyim olur. Es im olur. Ve di deyin olur. Dolayısıyla zi de inen olur. Değil mi? Bakın. Sona bakalım. Evet. Böyle bir kolaylık olabilir. Yine bu rehçkaypeyla kapsamında bakılabilecek bir konu. Evet. Posesifler vesaire var. Onları tabi atlıyorum arkadaşlar. Modal verb ile bütün zamanlarda cümleler kuralım. Zaten biliyoruz ki kuruyoruz. Kann sprechen. Konnte sprechen olur. Ha. Perfekte ne olur? Arkadaşlar perfekte hat sprechen können olur. Bak bu dikkat. Buna dikkat. Perfekte bir modal veya bir perfect halde kullanmak isterseniz yardımcı fiili hat olur. Son iki fiilde sprechen ve können yan yana infinitif olur arkadaşlar. Yan yana infinitif olur. Hatte sprechen können. Değil mi? Bu da plusquamperfekti. Tabii ki bu da perfect gibi olacak arkadaşlar. Ve futur wird sprechen können. Yine üç tane fiil. O zaman kuralımıza bakalım. Achtung! Modal verb cümleleri perfect plusquamperfect ya da tabii ki burada futur. Her zaman haben yardımcı fiilini alırlar. Bu durumda cümlede 3 adet fiil işlevi gören cümle öğesi ortaya çıkıyor. Değil mi? Bak dikkatli. Wird var, sprechen var, können var. Hatte var, sprechen var, können var. Değil mi arkadaşlar? Ya da hat sprechen können var. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Bir cümlede fiil işlevi olan 3 adet öğe varsa İkisi sonda yalın halde kullanılır. Üçüncü fiil ise ikinci sırada olur ve şahıs zamirine göre çekimlenir ikinci sıradaki. Evet. Tabii ki. Tamam. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bazı prepozisyonlar var ve bazı verbler var. Verb ve prepozisyon bir araya geliyor. Değil mi? Verb ve prepozisyon bir araya geliyor ve ne yapıyor? Bir yapı oluşturuyor. Değil mi? Biz buna verb mit preposition diyoruz. Zaten arkadaşlar bunu almam nedeni o. ÖABT sorularında değil mi? Genellikle bu tarz sorular çıkıyor. Verb veriliyor. Preposition yanlış veriliyor. Değil mi? Yani siz verb ve preposition kombinasyonuna bakmanız lazım. Ve dikkat etmeniz lazım. Denken an oluyor, alıyor mesela. Schreiben an alır. Sich erinnern an alır. Danken für alır. Değil mi? Sich interessieren für alır. Gibi böyle yüzlerce fiil var. Mümkün mertebe internette her yerde bulabilirsiniz. Bakıp arkadaşlar çalışmanızı tavsiye ederim. Peki. Regeln für die Konjunktionen bağlaçlar var. Ben tamamını almıyorum arkadaşlar. Mühim olanını alıyorum sadece. Als ve wenn arasındaki fark nedir? Als cümleleri genellikle preteritumda kullanılır. Değil mi arkadaşlar? Einmalig ve mehrmalig. Bir kez ve çok keze bakarız. Hep wenn kullanırız arkadaşlar. Geçmişte ise eğer ve preteritumsa bu wenn yerine als kullanırız. Değil mi? Als es regnete, yağmur yağdığında. Als Uli 17 Jahre alt war. Uli 17 yaşındayken. Als ich in Deutschland war. Ben Almanya'dayken denilebilir. Ya da bir kuralımız daha var. Nachdem bağlacı. Bağlaçlar arasında belirli bir temel cümle, yan cümle
kuralı olan tek bağlaçtır arkadaşlar. Burası perfect ise neresi? Yani neyim zat? Yan cümle perfect ise ana cümlemiz present ya da future olur arkadaşlar. Yan cümlemiz pluscuamperfect ise ana cümlemiz preteritum ya da perfect olur. Evet. Mesela buradaki nachdem. Er seine Hausaufgaben gemacht hat, spielt er Monopoly denilebilir. Evet. Arkadaşlar, sona yaklaşıyoruz. Sonra bir ara vereceğiz. Rechtschreibfehler. Gramerde sona yaklaşıyoruz. Yazım hataları. En çok hangileri çıkar karşımıza? Das. Arkadaşlar, das Konjugation wird nach der neuen Rechtschreibung nicht mit scharf S ya da SZ diyebiliriz. Geschrieben, sondern nur mit doppel S. Yani das arkadaşlar artık böyle yazılıyor. İki S ile. Evet. Bunun kuralı nedir? Arkadaşlar doppel S vokal yani seslinin kısa olduğu yerlerde kullanılır doppel S. SZ seslinin uzun olduğu yerde kullanılır arkadaşlar. Ya da diftongun. Diftong neydi arkadaşlar? Diftong neydi? Bu da dil bilimi. Neydi diftong? Aynen öyle. Değil mi? Aynen öyle. Peki arkadaşlar. Als ve wie arasındaki fark. Als wir bei der Komparativ. Als wird bei der bei Komparativ verwendet. Değil mi? Komparativ yaparken als kullanırız. Er ist jünger als ich. Ve arkadaşlar bakın bu çok önemli. Burada sıkça hata yapılır. Arkadaşlar komparatif cümlelerde als'tan sonra gelen nesne nominatiftir bakın. Wie wird bei Vergleich verwendet? Wie ise karşılaştırmada kullanılır. Er ist so jung wie ich. Benim kadar. Burada da arkadaşlar karşılaştırmada wie'den sonra da nominatif olur. Als'ta da wie'de de. Seit, seit. İki farklıdır. Bakın yazımı farklıdır. Seit prepozisyondur. Seit ise haben, şey pardon, sein fiilinin ihr çekimidir. Ya da tot, tot. Değil mi? Tot arkadaşlar isimdir. Ölü demektir. Ölüm demektir. Değil mi? Tot ise sıfattır. Tot liegen. Değil mi? Ya da tamamlayıcıdır. Tam Türkçesini çıkaramadım şimdi. Ve tot. Küçük yazılır. Ama isim değildir burada. Değil mi? Evet. Dikkat arkadaşlar. Tot liegen. Evet özür dilerim. Aynen tot liegen. Burada fiildir. Aynen öyle. Devam. S2 ile ilgili bazı kurallarımız var arkadaşlar. Önemli. Bir durum. La ilgili kesin kural olmamakla birlikte bazı genellemelere yer verilebilir bu durumla ilgili. Nedir arkadaşlar? Height, kite değil mi? Ya da link, zahl, shaft, unk, yon, tet ve Yine 2013'te böyle bir soru vardı arkadaşlar. Bakın burada ne geliyor? Height'tan sonra siz height ile biten bir ismi başka bir isme birleştiriyorsanız arkadaşlar ne geliyor? S geliyor. Değil mi? Bakın. Tapferkeitsmedaille. Schwierigkeitsgrad. Değil mi? Tabii döneriz. Bakalım. Der Mann lag tot am Boden. Evet. Şöyle bakın. Bakalım arkadaşlar. Der Mann, bir dakika ikileme düştük. Lag, liegen, tot, am Boden. Değil mi? Arkadaşlar, am Boden burada. Wo am Boden nesnedir? Wie liegt er tot liegen? Yani bu arkadaşlar fiili niteler burada. Değil mi? Aynen, aynen. Fiili niteler.
Evet. Zarftır. Doğru, zarftır. Aynen. Konuları yetiştireceğiz diye acele ediyoruz. Sterben'dir arkadaşlar. Ölmek fiili sterben'dir, değil mi? Evet. Bu kendi eceliyle ölmek. Aa, güzel. Arkadaşlar, töten fiili ve sterben fiili farklıdır tabii ki. Değil mi? Töten fiili arkadaşlar birini öldürmektir. Birini kasten öldürmektir. Sterben fiili eceliyle ölmektir. Okey? Burada da tot liegen ölü yerde yatıyor. Değil mi? Ölü bir vaziyette yerde yatıyor. Der Mann lag tot am Boden. Evet. Ölü olarak. Aynen ölü olarak. Aynen öyle. Nasıl? Tod çünkü bakın burada der Tod çünkü buradaki isim değil. Der Tod isim değil. Wie lag er diyorsunuz bakın. Er lag tot. Wie sorusuna cevap veriyor değil mi arkadaşlar? Wie sorusuna cevap veriyor. Wie sorusuna cevap verdiği için buradaki tot isim halde değildir. Değil mi? Er lag tot am Boden. Zarftır burada. Okay? Evet. Okay. Buradaki tot farklı. Mesela birinci örnekteki gibi arkadaşlar. Orada isim olabilir. Der Tod kam unerwartet. Ölüm hiç beklenmeden geldi. Değil mi? Peki devam edelim. Arkadaşlar bir de hadi önce soruyu çözelim sonra partikler konstrüksiyon. Ya da önce soruyu çözelim ara verelim aradan sonra partikler konstrüksiyona geçeceğiz. Evet ne dersiniz? Cevaba. Aynen. Cevabı da söylemiş olduk. Partisipyal konstrüksiyonda arkadaşlar nedir? Bakın, artikel ile isim arasında kullanılan değil mi? Evet, kullanılan. Peki arkadaşlar, bir ara verelim 10 dakika. Aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okey? Bir küçük ara. Evet döndüm arkadaşlar. Was ist passiert? Nichts ist passiert. kommt manchmal vor. Bazen olabiliyor arkadaşlar. Geldim döndüm. Devam ediyoruz. Siz şubelerde 2-3 kişisiniz. Ben de şey diye düşündüm arkadaşlar. Böyle büyük ekran var falan işte. 20 kişi, 30 kişi var falan diye düşünüyordum her bir şubede. Onun için böyle çok şey yapmıyordum. Soru sormuyordum size. Çünkü soru sorsam hani orada bir kargaşa olacak falan diye endişe ediyordum. Öyle değilmiş. Evet, sizde buraya 2-3 kişi yazdılar da sizde daha çok o zaman. Mersin'de daha çok galiba. Ha siz de öyle düşündünüz. Anladım. Peki hadi o zaman devam ediyoruz. Tamam bunu öğrenmem iyi oldu. Yazıyordu biraz önce gördüm şeyler arkadaşlar karşılıklı. Evet arkadaşlar partisipyal konstrüksiyon demiştik. Nedir bu? Arkadaşlar partisipyen Türkçe'de fiilimsi anlamına geliyor. Bir fiilden sıfat türetme şeklidir. Değil mi? Particip yani particip. Değil mi?
Bakın lachen gülmektir. Lachend. Nasıl oluşturuyoruz biz bunu? Bir D getiriyoruz arkadaşlar. Değil mi? Bir D getiriyoruz. Ne oluyor? Gülen oluyor. Partisipyenin iki farklı şekilde de var. İki farklı şekli var diyelim. Particip 1 ve particip 2. Zaten particip 2 bize yabancı gelmiyor. Perfect'ten dolayı. Değil mi? Mesela bluten, blutend oluyor. Laufen, laufen. Singen, singen. Evet. Partizip 2'de ise geblutet, gelaufen, gesungen oluyor. Yani arkadaşlar partizip 1'de fiilin sonuna D getirirken partizip 2'de biz partizip 2'yi olduğu gibi alıyoruz. Sıfat tamlaması yapacaksak ona göre ek getiriyoruz. Beide Partizipien sowohl Partizip 1 als auch Partizip 2 können auch wie ein Adjektiv benutzt werden. Tabii arkadaşlar direkt sıfat gibi kullanılabiliyor. Onun gibi çekimlenebiliyor mesela. Verb Partizip 2. Das Geschäft bleibt heute wegen Krankheit geschlossen. Değil mi? Bleibt geschlossen. Schließen, geschlossen sein. Das Fenster ist geöffnet. Das Haus ist komplett abgebrannt. Ein Teil des Prädikats. Buna biz aynı zamanda passiv yapı diyoruz. Ist geöffnet, ist abgebrannt. Partizip 2 als Nomen. İsim olarak kullanılır. Das schwer verletzte Tier. Değil mi? Yani isim yine konstrüksiyon olarak, tamamı olarak. Ist nach 3 Tagen verstorben. Der abgetrennte Finger konnte wieder angenäht werden. Der verstorbene Mann, ölen adam, kopan parmak, hinterließ eine Millionenerbe, erbe. Değil mi arkadaşlar? Evet. Miras. Als Partizip 1 als Adjektiv. Das Partizip 1 als Adjektiv drückt eine Gleichzeitigkeit. Aynı zamanda olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Bakın. Partizip 1 ve Partizip 2 arasındaki fark budur işte. Partizip 1 şimdi eş zamanlı olduğunu ifade eder. Partizip 2'miş, geçmiş olduğunu ifade eder. Oder eine nicht abgeschlossene Aktion oder Partizip 2. Gleichzeitigkeit bedeutet, dass zeitgleich zwei parallele Handlungen durchgeführt werden. Eine von beiden Handlungen wird untergeordnet und bildet das Partizip 1. Die andere Handlung ist übergeordnet und bildet das Prädikat im Satz. Evet. Die Katze liegt vor ihrem Haus und miaut. Die Katze liegt miauend vor seiner Hundehütte. Değil mi? Vor ihrer Hundehütte. Değil mi? İra Hundehütte. Der Kater olsa seine olurdu. Ya da der Mann ging aus dem Zimmer und lachte. Der Mann ging lachend aus dem Zimmer. Bakın ne yaptık arkadaşlar burada biz? Partizip 1 yaptık. Değil mi? Değil. Evet. Peki. Das Partizip 1 kann alleine stehen. In diesem Fall wird es nicht dekliniert. Değil mi? Flektieren, deklinieren, konjugieren var. Değil mi arkadaşlar? Flektieren, deklinieren, konjugieren var. Bunlar farklı farklıdır. Evet, die Frau kocht Suppe und telefoniert dabei. Yani, die telefonierende Frau kocht Suppe. Der Vogel saß auf einem Baum. Dabei zwitscherte er. Der zwitschernde Vogel. Öten kuş diyoruz ve arkadaşlar devam ediyoruz. Değil mi? Bunları biliyorsunuz çünkü. Partizip 2 als adjektif sıfat olarak kullanımı var. Geçiyorum arkadaşlar burayı. Geçiyorum burayı. Evet, diğer arkadaşlar ne diyor? Okey, herkes okey verdi. Peki. Partizip geçiyorum. Evet, aposisyon nedir arkadaşlar?
Apposition nedir peki? Die Apposition ist eine Sonderform des rechtsstehenden Attributs. Ara söz. İşte süper. Aynen. Sağında duranın açıklaması diyor. Değil mi? Aynen. Ara söz. Türkçedeki ara söz arkadaşlar. Sie steht immer rechts von ihrem Bezugswort. Meist ein Eigenname oder Nomen oder eine Nominalgruppe. Örneğe bakacağız. Daha iyi anlayacağız. Mesela Schumacher. Schumacher ile ilgili bir açıklama yapmak istiyoruz. Koma. Der erfolgreiche Formel 1 Fahrer dersek ne olur? Bu apposition olur arkadaşlar. Daha önce çıkmıştı sınavda. Ich habe Schumacher den erfolgreichen Formel 1 Fahrer in Monaco gesehen. Bu da farklı bir çekimi. Evet, apposition diyoruz. Pardon arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen. İki virgül arası. İki virgül arası. Dikkat edin, relatifle falan karışmasın. Sadece kısa bir açıklama yapılıyor bakın. Apozisyonda. Değil mi? Evet. Slide'ı bölmüştük arkadaşlar. Şimdi diğer slide geliyor. Devam ediyoruz. Diğer slide'ı bekliyoruz. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gramatik burada tamamlamış olduk. Geçiyoruz edebiyata. Edebiyat. Çok kısa tekrar edeceğiz arkadaşlar. Edebiyat aslında çok uzun bir konu. Biz edebiyatı kısa tutacağız. Mittelalter dönemiyle başlar genellikle Alman edebiyatı. Mittelalter dönemi değil mi? Historischer Hintergrund. Peki nedir sebepleri? Bakın arkadaşlar, tarihi plan arka planını bilirseniz eğer, tarihi arka planını bilirseniz edebiyatta ne tarz yazılar yazdıklarını da tahmin etmeniz zor olmaz. O yüzden benim size tavsiyem edebiyatta bulduğunuz her şeyi ezberlemek değil. Tarihi arka planına bakın. İnsanlar pesimist mi yazmış, optimist mi yazmış? Nelere yönelmişler, insanları eğitmeye mi çalışmışlar değil mi? Bunun için tiyatrolar mı kurmuşlar? Bunu çok rahat anlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar, Mittelalter Orta Çağ dediğimiz dönem Verbindung mit der Kirche. Bir defa arkadaşlar bu dönemde yazılan edebiyat ya kilise için yazılıyor ya da derebeyleri için, saray çevresi için yazılıyor. İki grup var. Ne diyorduk biz bunlara? Klerus, adel, hatta üç grup var. Bu dönemde, Mittelalter döneminde. Klerus, adel, folk. Değil mi? Klerus dediğimiz şey ruhbanlar, yani din adamları. Adel dediğimiz soylular, folk dediğimiz halk, bava da denilebilir. Evet. Bu dönemde ya kilisede dini şeyler yazılıyor arkadaşlar. Yazılan şeyler kilisenin güdümünde ya da asiller tarafından yazılan şeyler var. Halk zaten okuma yazma bilmiyor arkadaşlar. Bilmediği için cahil kalıyor. İncil bu dönemde Latince. Dolayısıyla klerus yani ruhbanlar istedikleri gibi İncil'i kullanıyorlar. Onun üzerinde oynama yapabiliyorlar ve halka bunu farklı aksettirebiliyorlar. Öyle ki mesela bu dönemde cennetten tapular, arsalar satılıyor, değil mi? Erste schriftliche Texte, ilk yazılı metinler başlıyor. Karl der Große ist der König der Franken. Evet.
Reichsbildung der Germanen, die Kirche ist zentral für die Kultur. Kilise arkadaşlar, kültürün merkezi bu dönemde. Evet, hohes Mittelalter diye ayrılıyor biliyorsunuz. Blütezeit der Literatur. Artık edebiyatın ortaya çıkışı. Ritter waren ein zentrales Thema. Bu dönemde arkadaşlar şövalyeler çok önemli. Şövalyeler anlatıldığın aksine tabii. Şövalyeler çok güçlü insanlar. Ondan sonra şerefine düşkün insanlar olarak anlatılırlar. İşte en ufak bir şeyde duello yaparlar. Adaletlidir falan yansıtılır. Aslında öyle değildir arkadaşlar. Zorba bu dönemdeki şövalyeler istediklerini yapmakta. Evet, ama söylediğim gibi eserlere böyle yansımıyor. Evet arkadaşlar, bu dönemdeki önemli eserler epos değil mi? Atus, Epik, Minnesang, dini bakın bunlar. Spruchdichtung, Tagelied, Kreuzlied, dini, Laich ve Vagantendichtung önemli. Spätes Mittelalter'a baktığımızda Ende der Ritterzeit artık arkadaşlar şövalye dönemi yavaş yavaş bitiyor. Literatur auch für das Bürgertum artık yavaş yavaş sanat halk içinde yapılmaya başlanıyor. Pest in Deutschland, Almanya'da veba salgını ve tüm Avrupa'daki veba salgını. Religiöse Bedeutung, tabii bu insanları biraz daha dini olmaya yönlendiriyor ve Totentanz literatür var. Bu da insanların kemikleriyle yapılan bir tarz dans. Bunun edebi yansıması var arkadaşlar. Çok gelişmiş değil bu dönemde edebiyat. Mittelalter'dan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Humanismus und Reformation dönemine geçiyoruz. Historischer Hintergrund, Entdeckung Amerikas, Amerika keşfedildi. Astronomische Erkenntnisse, astronomik bir takım farklılıklar. Neue Erfindungen, yeni buluşlar, icatlar var. Neues Weltbild, yeni dünya şeyi var. İnsanların dünyaya yeni bir bakışı var, öyle diyelim. Reformationszeit, artık reformlar başlıyor. Übersetzung der Bibel von Martin Luther ve geldi arkadaşlar. Bu dönemin en önemli olan gelişmesi ise nedir arkadaşlar? Martin Luther'in İncil'i Almanca'ya çevirmesidir değil mi? Ve Gutenberg's Bibeldruck. Aynen, İncil çevirisi aynı zamanda Gutenberg'in matbaa ile birlikte artık İncil'i, Alman İncil'ini matbaada basması, yani halka ulaşması, herkes tarafından okunabilmesi ve anlaşılabilmesi. Evet. Aspekte der Zeit, Frührenaissance, Hochrenaissance, Humanismus, Menschlichkeit, Gedankengüter aus der Antike. Antik dönemden de değil mi? Antik Yunan'dan da etkileniliyor yine bu dönemde. Evet, klasik dönemde de etkileniliyor. Humanismus'un Reformasyon'da da etkileniliyor. Fakat arkadaşlar klasik dönemde daha çok etkileniliyor. Evet, Die Sonette von Shakespeare, 30 Jähriger Krieg, bakın. Martin Luther'in arkadaşlar İncil'i Almanca'ya çevirmesinden sonra 30 yıl savaşları başlıyor. 30 yıl savaşlarının diğer bir adı mezhep savaşlarıdır. Değil mi? Absolutismus, Türken vor Wien, Sieg Prinz Eugens über die Türken gegen Reformation. Bu dönemi etkileyen şeyler değil mi? 30 yıl savaşları, Türklerin Viyana'ya girişi ve bununla birlikte yine ordunun bir olması, Haçlı ordularının bir olması. Evet. Prince Eugen'ın Türkleri yenmesi gibi önemli gelişmeler var. Spaltung der Kirche. Artık arkadaşlar kilise ikiye bölünüyor. Hangi dönemdeyiz? Barok dönemindeyiz. Barok kilise ikiye bölündü arkadaşlar. Süden und Westen katholisch, Nordosten protestanisch diyoruz. Kunstthemen bu dönemdeki arkadaşlar barok dönemindeki eserler nasıldır? Barok dichte Auseinandersetzung mit der Zeitereignissen daha çok arkadaşlar dini yazıyorlar. Erstes Buch über Dichtungstheorie, bakın bu önemli işte. Bu dönemde yazılan arkadaşlar mühim eserlerden bir tanesi
Barok döneminde Martin Opitz'i bilirsiniz, değil mi? Alman diline önem veren kişi, ilk Alman milliyetçisi dil anlamında, değil mi? Bugünkü Türk Dil Kurumu'nu düşünün. Onun temellerini atan adam Almanlar için. Ve Opitz'in ilk şiir ne şekilde yazılır, eser ne şekilde yazılır, bununla ilgili kuralları belirlemesi. Vergänglichkeit des Lebens, hayatın geçici olması arkadaşlar. Eitelkeit, humanistisch, Todesangst und der 30-jährige Krieg. Tabii arkadaşlar bu mezhep savaşlarının yansıması var edebiyata, değil mi? Dualismus. Martin Opitz. Opitz. Eserlere çok değinmemiştim ama hatırlayan var mı arkadaşlar? Evet. Der Buch Poeterie. Aynen öyle. Der Buch Poeterie. Aynen öyle. Poezi gibiydi. Aynen. Peki. Opitz'in eseri arkadaşlar. Der Buch. Şey, das Buch. Das Buch. Değil mi? Das Buch Poeterie tarzında bir şeydi. Evet. Peki, Todesangst und der 30-jährige Krieg, Dualismus zwischen Gott und Welt, Pessimismus, yani arkadaşlar bu dönemdeki eserler hep negatif. Negatif düşünce var, değil mi? Pessimismus var. Schmuck und Üblichkeit, bolluk, Lebenshunger, İnsanlar yaşamaya aç. Değil mi? İnsanlar yaşamaya aç. Evet, das Elend des 30-jährigen Kriegs diye devam ediyor arkadaşlar. Bu temel şeyler önemli ve eserler bu çerçevede yazılıyor arkadaşlar. Yani bu dönemde mühim olan 30 yıl savaşları yaşanılıyor. Bunun acısı var insanlarda. Halkın birçoğu artık ölmüş. Değil mi? Evet, o tarzdı. Aynen. Buch von der Deutschen Poeterie. Okey, aynen. Ben teşekkür ederim, aynen. Ve devam arkadaşlar. Entwicklung der deutschen Lyrik. Entwicklung der deutschen Sprache. Lateinische Ursprünge, erste Grammatik und Wörterbuch. Yine arkadaşlar Opitz'le bağlantılı. Wörterbuch ve gramatik, değil mi? Arkadaşlar, dönemin temsilcileri kimler? Martin Opitz, Andreas Gryphius ve Sigmund von Birken. Bu ikisi özellikle bizim için mühim olanları. Geldik aydınlanma dönemine. Aufklärung dönemi arkadaşlar. Historischer Hintergrund. Erster und Zweiter Schlesischer Krieg. Siebenjähriger Krieg, 7 yıl savaşları. Preußen als Großmacht, Prusya'nın etkili olması, Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg, bağımsızlık savaşı, Aufstieg des Bürgertums ve artık halk ayaklanıyor arkadaşlar. Adı üzerinde bakın, aydınlanma dönemi, halkın aydınlandığı dönem, değil mi? Evet. Yine Aufklärung döneminde Glauben an die Vernunft. Değil mi? Vernunft, akla inanmak. Rationalismus, rasyonalizm değil mi? Rasyonel düşünce, mantık yani. Kritisches Denken, eleştiriye açık olmak. Anleitung zum selbstständigen Denken, Toleranz. Pietismus, Empfindsamkeit, hisler, literarische Regeln. Ve yavaş yavaş arkadaşlar artık eserler yazılırken Martin Opitz'le başlamıştı bu. Edebi bazı kurallar. Tabi bu edebi kurallar arkadaşlar zaman içerisinde sürekli değişiyor. Emancipation des Menschen, özgürleşme. Überwindung des Nationalsozialismus. Evet. Pardon, Nationalismus. Milliyetçiliğin aşılması arkadaşlar. Wichtigste Ideen. Bu dönemde arkadaşlar hangi felsefeci var? Hangi felsefeci var bunu hatırlıyor musunuz? Bu dönemde.
Felsefeyi etki eden kişi. Edebi, evet, edebiyata da etki ediyor tabii ki düşünceleriyle. Kant. Aynen öyle. Arkadaşlar, Immanuel Kant. Değil mi? Evet. Eserleri var. Kitapları var. Kritik. Değil mi? Kritik der reinen Vernunft. Kritik der praktischen Vernunft diye kitapları var. İşte burada artık sorguluyor arkadaşlar. Değil mi? Akıl. Kraft des Menschenverstandes. Menschlichkeit. Humanität var bir tarafta. Toleranz. Brüderlichkeit. Optimismus. Optimist. Moralisches Leben. Hinwendung zum Bürgertum. Evet, literarische Formen. Lehrgedicht. Bürgerliches Trauerspiel. Artık arkadaşlar, şimdi halkı nasıl aydınlatırsınız? Nasıl aydınlanır halk? Onlar için de bir şeyler yaparsınız, değil mi? Onun için halka ve halkı bu şekilde, yani çok çabuk aydınlatmanın en güzel yolu tiyatrodur arkadaşlar, değil mi? Buna dönük eserler de var. Fabeln, romane, Verserzählung ya da kısa hikayeler. Erziehungsdrama. Ve kimler var bu dönemde? Johann Christoph Gottsched, Friedrich von Hagedorn, Immanuel Kant demiştik, Lessing, Wieland ve Winckelmann. Şimdi arkadaşlar, edebiyatta şöyle şeyler söyleniyor hep. Şimdi Lessing, hocam klasik dönem mi, Aufklärung dönemi mi? İkisi de arkadaşlar. İkisi de klasik dönemde de tabii ki var. Değil mi? O dönemde de yaşıyor. O döneme de etkisi var. O yüzden direkt olarak böyle bir soru soramayız. Yani ben de soramam, ÖSYM de soramaz. Çünkü her iki dönemde de yaşamış biri. Evet. Yine Klopstock hangi dönemde? Empfindsamkeit döneminde arkadaşlar. Değil mi? Arkadaşlar, Empfindsamkeit ve Sturm und Drang. Bakıldığında hemen bakalım. Burada da şimdi gelecek. Gegenbewegung zur Aufklärung. Şimdi arkadaşlar, birçok kaynak Aufklärung, Sturm und Drang döneminin Aufklärung'a zıt bir dönem olarak ortaya çıktığını ifade ediyor. Zaten Sturm und Drang dönemi kısa bir dönem. Çok kısa bir dönem. 20 yıllık bir dönem, 30 yıllık bir dönem. Fakat kimileri de Sturm und Drang'ın Aufklärung'un devamı olduğunu iddia ediyor. Sturm und Drang eseriyle ortaya çıkıyor, değil mi? Kim yazıyor arkadaşlar bu Sturm und Drang eserini? Klinger yazıyor. Klinger arkadaşlar Sturm und Drang eserini yazıyor. Söylediğim gibi kimilerine göre Aufklärung'un devamı, kimilerine göre zıt bir dönem. Von Drama, Sturm und Drang von Friedrich Maximilian Klinger. Missstände der Gesellschaft zeigen, evet, halk arasında olan şeyler, değil mi? Probleme des Volkes lösen, artık halkın problemleriyle ilgilenmek, Ursprünglichkeit treffen in kleinen Gruppen. Çünkü tabii ki burada totaliter rejim var ve totaliter rejim buluşmalarına, görüşmelerine, insanların üretkenliğine tabii ki karşı çıkıyor arkadaşlar. Evet. Sturm und Drang, gefühlvolle Briefe schreiben, eigene dynamische Sprachen schaffen, keine Literaturtheorien, politische, moralische und ästhetische Freiheit, Individualität und Originalität. Bu arada arkadaşlar, orijinal yine yanlış yazımlar arasında sıkça çıkan bir kelime, original diye yazılır. İki i ile yazılır arkadaşlar. Aman buna dikkat edelim. Edebiyat dışında. Evet arkadaşlar, yeni bir insan yaratmaya çalışıyorlar. Bunun için eserler yazılıyor. İnsanlar aydınlatılmaya çalışılıyor. Bunun için edebiyat kullanılıyor. Bunun için tiyatro eserleri sahneleniliyor. Gefühle, Ahnungen, Bilder, Naturverbundenheit. Doğayla da bir iç içelik var. Shakespeare örnek alınıyor arkadaşlar bu dönemde. Ossian Klopstock. Genie periyodu. Değil mi? Dahi periyot. Gegen absolutismus tabii ki totalitere ve zorbalığa karşı. Trianon has. Değil mi? Zorbalığa karşı nefret var bu dönemde.
Historischer Hintergrund. Vergleich mit der Situation Frankreichs. Fransa'da arkadaşlar, Fransa'daki devrim artık örnek alınıyor. Burada bu insanlara heyecanlandırıyor Fransa'daki devrim. Evet. Devam. Evet, roman ama bu defa arkadaşlar bürgerliches roman var artık. Ballade ve Volkslied yazılıyor bu dönemde. Değil mi? Klasik. Klasik dönemi arkadaşlar. Hochleistung eines Volkes. Bu dönem halkın en çok şey pardon, yazarların en üretken olduğu dönem. Değil mi? O yüzden klasik dönem diyoruz. Bu eserler de klasik adını almış. Kunstauffassung der Renaissance. Tabii ki. Buyurun. Buyurun. Ha, rica ederim. Pardon, evet. Evet arkadaşlar. Verbindung mit der Antike. Bakın ne demiştim size. Klasik dönemde antik içerikler var. Değil mi? Goethe'nin eserlerinde var. Efendim Schiller'in eserlerinde böyle şeylere rastlamak mümkün. Goethe Iphigenia of Tauris diye bir eser yazmış mesela. Burada bariz antik örnekler var arkadaşlar. Değil mi? Evet. Griechenbild değil mi? Römische Klassik olacak. Pardon arkadaşlar. Römische Klassik. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Nedir bu? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit arkadaşlar. Tabii ki klasiğe olduğu gibi yansımış. Französische Revolution değil mi? Französische Revolution. Yani revolution. Gegen Liberalismus, Imperialismus, Nationalismus. Menschenbild. Yeni bir insan var karşımızda artık. Yani ne derler ona? Kaderine razı. Başına ne gelirse boynunu eğen, kiliseye ve yönetenlere karşı biat eden biri değil de artık düşünen, akleden, aklını yürüten, akıl yürüten ve işine gelmeyen şeylere karşı çıkan bir birey var artık karşımızda. Edebiyatta bu yönde şekilleniyor arkadaşlar. Menschlichkeit, Toleranz, Humanitätsidee, Übereinstimmung von Mensch und Natur, unpolitisch. İnsan ve doğanın artık bir arada olması, değil mi? Yani insan aslında doğanın bir ürünüdür, doğaya aittir algısı. Freiheit von der Gewalt ve şiddetten arınma. Kunst, Regeln, strenge Form. Arkadaşlar, sanata yansıması ise yazılan eserler de kurallar var. Sert kurallar var. Evet. Befreiungskrieg, özgürlük savaşları başlıyor. Fransız ihtilalinden bahsetmiştik. Yine klasik dönemini etkileyen. Bildungsroman var bu dönemde arkadaşlar. İnsanlara eğiten romanlar, din drama var ve karakter drama var. Kimler var arkadaşlar bu dönemde? Herder var, Goethe var, Schiller var, Hölderlin ve Heinrich von Kleist var arkadaşlar. Romantik dönemine bakacak olursak, Gegen die Aufklärung, tabii ki aydınlanmaya karşı, değil mi? Sehnsucht nach Gott und Natur. Biraz daha arkadaşlar, çünkü bu defa da inancı çok geri plana attılar. Biraz daha inanç ve doğa. Yani sadece akıl doğa, akıl doğa sadece akılla yürütmek değil. Bu defa inanç ve doğa bir arada. Arkadaşlar, çok önemli. Blaue Blume. Biliyorsunuz değil mi bunu? Blaue Blume als Symbol. Bu dönemin sembolü Blaue Blume'dir arkadaşlar. Kritik an der Zeit. Mensch als Maschine. İnsan bir makinedir. Geld macht frei. Para insanı özgürleştirir. Çalışacağız. Çünkü arkadaşlar bu dönemde artık sanayi devrimi Avrupa'yı iliklerine kadar sömürmeye başlamış.
Çalışma koşulları ağır ve işçilerin güvenceleri yok. Onların haklarını savunan herhangi bir örgütlenme yok. Evet. Industrializzazione yine romantik döneminde. Kabale und Liebe. Evet, Schiller'in bir eseri arkadaşlar. Klasik dönemde yazdığı. Evet. Neue Erfindungen. Höhere Produktivität. Wenig Freizeit. Arkadaşlar, insanların boş zamanları yok. Öyle bir dönemdeyiz ki 18-19 saat, 17 saat çalışıyor insanlar. Yani evde kadın adam çalışıyor. Pardon, kadın Heimarbeit'te çalışıyor evde. Çocuklar çalışıyor, baba dışarıda çalışıyor. Buna rağmen, bakın bu çalışmaya rağmen, existence minimum, asgari geçimlerini zor sağlıyorlar. Çünkü kapitalist bir düzen var artık. Evet. Aspekte, Träume, tabii insanların hayalleri var bu dönemde. Gefühl, Fantasie, Erleben, Sehnsucht, özlem var. Çünkü arkadaşlar sanayi devriminden dolayı insanlar köylerini terk etmişler. Meslek sahibi değiller artık, fabrikalarda vasat bir işçi olarak çalışıyorlar. Değil mi? Natur, Gott und Tod, Fremde Länder, Kindheit und Mittelalter. Biedermeier arkadaşlar. Biedermeier Restaurationspolitik. Unpolitisch, unrevolutionär, Heimatsverbundenheit. Şimdi arkadaşlar, Biedermeier ve Vormärz aynı dönemdir, değil mi? Biedermeier dediğimiz şey yok. Yani bunlar daha böyle yöneticiler yanlısılar. Reformlar istiyorlar ama yöneticinin kalmasını istiyorlar. Sistemden memnunlar. O yüzden de apolitikler. herhangi bir devrim istemiyorlar ama tabii ki bazı imtiyazlar istiyorlar. Değil mi? Übergangsphase zwischen der Romantik und Realismus, Ruhe und Ordnung, Religion. Historischer Hintergrund, Wiener Kongress, bakın söylediğim gibi Vormärz ve Biedermeier arkadaşlar aralarında böyle yüzlerce yıl olan bir dönem değil. İç içeler. Gründung des Deutschen Bundes, evet, artık Alman Birliği kurulmaya başlıyor. Kalsbader Beschlüsse, Restorationspolitik, Industrialisierung, viele Probleme, Elend des Volkes, halk, zor durumda arkadaşlar. Ve ne demiştim? Junges Deutschland ya da Vormärz diye adlandırdığımız bu dönemde yine başka bir grup. Gruppe von Schriftstellern. Arkadaşlar bu dönemde artık yazarlar da sansüre karşı birleşiyorlar. Çünkü bir sansür uygulanıyor. Değil mi? Bir sansür uygulanıyor. Biedermeier tarafından ve yönetim tarafından tabii ki. Bu sansüre karşı geliyor insanlar. Bu yüzden yazarlar birlik oluyor. Nach 1830 Heine, Gutzkow, Winberg, Laube, Mundt, politisch rationalistische Kritik ab 1835 im Exil. Exil, sürgün değil mi? Sürgüne de gönderiliyorlar. Änderungen der politischen Meinung ve politik düşünceler arkadaşlar değişiyor. Vormärz. Revolutionär gegen Absolutismus, radikal und politisch. Evet, o dönem Junges Deutschland ya da Vormärz aynıdır arkadaşlar. Bunun karşısında duran Biedermeier'dir. Evet, bahsetmiştik. Bahsetmiştik. Biraz daha hızlı geçiyorum arkadaşlar. Poetischer Realismus. Evet, Kritik an der Gesellschaft var yine. Ve arkadaşlar böylelikle edebiyatı tamamlamış oluyoruz. Bir ara verelim. Aradan sonra arkadaşlar anlattığım konularda tabii takdir edersiniz. Bunlar yüzlerce slaytlık şeylerdi normalde. Ben aralarından 1-2-1-2 aldım. 1-2-1-2 aldım. Biraz böyle metottan bahsedip geçeceğiz. En temel metotlardan bahsedeceğim zaten. Okey. Bir ara veriyoruz arkadaşlar. Bir ara, aradan sonra devam. Evet arkadaşlar.
Kusura bakmayın gecikme için. Sesle alakalı bir şey oldu burada. Onu bekledim. Evet, devam arkadaşlar. Die Grammatikübersetzungsmethode. Arkadaşlar, Grammatikübersetzungsmethode bildiğimiz en eski metotlardan biridir. Günümüzde artık çok kullanılmaz. Çünkü asıl hedef Grammatikübersetzungsmethode de asıl hedef arkadaşlar ölü dilleri öğretmekti. Değil mi? Latin, Latince. Değil mi? Ve Griechisch. Değil mi? Eski Yunanca ama. Yeni Yunanca değil. Dolayısıyla arkadaşlar ölü diller için kullanılmıyordu bu. Yaşayan diller için kullanılmıyordu. Grammatikübersetzungsmethode adı üzerinde arkadaşlar direkt çeviri yöntemine dayalı bir metottu. Ana dil serbestti. Ana dil kullanılabiliyordu. Prinzipien des Unterrichts. Die Grammatik der fremden Sprache. Lernen durch Vergleich mit der Muttersprache. Evet. Anne, ana diliyle karşılaştırma şeklinde öğreniliyordu. Reproduktion korrekter Sätze durch Anwendung der Regeln. Bir iskelet kural ezberliyorsunuz. Ve bu iskelet kurala göre siz cümleler kuruyorsunuz. Wichtige Übungsformen sind Bildung korrekter Sätze durch Anwendung der Regeln. Yani cümleyi siz kurallara göre kuruyorsunuz. Önce kural veriliyor, subjekt veya objekt. Sonra siz atıyorum buna göre cümle kuruyorsunuz. Önce preposition veriliyor mit, ona göre siz datif yapıyorsunuz. Değil mi? Evet. Yani tümden gelim. Ya? Pardon, tüme varım. Değil mi? Satz und Formung nach formalen Grammatikregeln. Satz und Formung nach formalen Grammatikregeln. Übersetzung von Muttersprache zur Fremdsprache und auch umgekehrt. Çeviri arkadaşlar, bu dönemdeki en önemli şey pardon, bu gramer yöntemindeki en önemli alıştırma. Kritik an der Grammatikübersetzungsmethode. Eleştirisi nedir? Die Kritik an der Grammatikübersetzungsmethode stammt vor allem von Vertretern der didaktischen Richtung. Eğitici olanlar, didaktik değil mi? Eğitmenler tarafından, pedagojiyi bilen insanlar tarafından hoş karşılanmıyor. Die sich später innerhalb der Reformbewegungen mit sogenannten direkten Methoden durchsetzen. Tabi bunlar aynı zamanda direkte metodenin kurucuları arkadaşlar. Ein wichtiger Vertreter ist Wilhelm Witteur. Er kritisiert an der GYM vor allem, dass sie eine lebende Sprache mit den Mitteln und Regeln einer toten Sprache lehrt. Arkadaşlar, yaşayan bir dili, Witteur'a göre yaşayan bir dil, ölü dillerin öğrenildiği kurallarla öğrenilemez. Dies könne einer modernen, lebenden Sprache nie angewandt werden. Evet, yaşayan bir dile uygulanamaz demiştik. Peki, sonra direkte metode geliyor. Arkadaşlar, direkte metodenin bir özelliği var. Özelliği şudur. Eine Vorläuferin der audiolingualen Methode. Değil mi? Audiolinguale metodun şeyidir. Babasıdır, atasıdır. Direkte Methode, Hauptmerkmal war eine Orientierung, Weg von der bisher praktizierten starren Grammatikmethode. Artık sadece körü körüne gramer yok. Pasif bir öğrenci, bol bol gramer yok. Hin zum aktiven Fremdsprachenunterricht. Evet, aktif bir yabancı dil dersi var. In dem die gesprochene Sprache den absoluten Vorrang hat. Konuşulan dilin önceliği var arkadaşlar burada. Konuşulan dilin önceliği var. Die Bezeichnung direkte Methode sagt, dass die Fremdsprache direkt, das heißt ohne das Stören dazwischentreten der Muttersprache vermittelt werden soll. Evet arkadaşlar, burada öğretilen dil ana dilin herhangi bir şeye
ne müdahil olmadan öğretilmeli. Temiz bir dil olmalı, değil mi? Die Muttersprache wird so weit wie möglich aus dem Unterricht ausgeklammert. Ana dil yok. Auf diese Weise soll der Schüler dazu gebracht werden, einzig in dem Bereich der neuen Sprache zu denken. Yeni dilde düşünecek arkadaşlar. In dem neuen Bereich zu denken. Yeni dilde düşünecek. Er soll, yani öğrendiği dilde. Er soll die Fremdsprache nicht im Vergleich zur Muttersprache angehen, karşılaştırmalı öğrenmemeli, sondern sich ein neues, selbstständiges Sprachsystem aufbauen. Yeni bir dil mekanizması, yeni bir dil yöntemi kurgulamalı kafasında. Değil mi? Meşhur Chomsky'nin Sprachmechanismus. Die direkte Methode wird in erster Linie mit dem Namen Berlitz verbunden. Arkadaşlar, bu metodun birebir aynısını Amerika'da yaşayan Polonyalı bir bilim adamı, bir de dil bilimci Berlitz uyguluyor. Berlitz metodu deniliyor. Bilgimiz olsun, Berlitz metodu ile direkte metodu arasında hiçbir fark yoktur arkadaşlar. Biri Amerika merkezlidir. Oh. Sie wurde außerdem unter zahlreichen, zum Teil synonym zu verwenden Bezeichnungen bekannt. Zum Beispiel Antigrammatikmethode, Reformmethode, rationale Methode, natürliche Methode, konkrete, intuitive, analytische Methode. Intuitiv. Neydi arkadaşlar? Intuitiv. Metotlarda önemli bir kelime. Nedir? Intuitiv. Yok. O deduktif, induktif o. O induktif. Değil mi? Şanlıurfa. Keşke isimlerinizi bilsem. Bu arkadaşlar sezgisel demek. Intuitif. Değil mi? Sezgisel metot da deniliyor. Hatice, evet. Hatice hocam. Peki. Die historische Entwicklung der Reformbewegung. Vitor sagte, die starren Regeln der Grammatik-Übersetzungsmethode könnten niemals einer lebenden, ständig sich wandelnden Sprache gerecht werden. Biraz önce bahsettiğimi tekrar söylüyorum. Vitor diyor ki, ölü dil öğrenilme metoduyla yaşayan dili öğrenme metodu aynı olamaz. Evet. Audiolinguale metodu. Bunun da arkadaşlar işte biraz önce bahsettiğimiz gibi Vorläufer direkte metode. Audire dinlemek, lingua dil, değil mi? Kommt vom Lateinischen. Nasıl oluşuyor arkadaşlar? Direkte metode, die Vorläuferin der ALM, entwickelte sich im Rahmen çerçevesinde der Reformbewegung gegen Ende 19. Jahrhunderts in Europa. Avrupa'da. Sie setzte sich besonders in den Erwachsenenbildung durch Berlitz-Methode, fand nach Ersten Weltkrieg aber auch in den Lehrplan für den Unterricht der modernen Fremdsprachen an höheren Schulen immer mehr Beachtung. Yani arkadaşlar, öncelikle eğitimde değil, askeri alanda, sonrasında ise eğitimde yer buluyor metot. Dabei verfolgte man sowohl pragmatische und als auch pädagogische Ziele. Evet. Hem faydacı hedefler var hem de pedagojik hedefler var. Eğitici hedefler var. Moderne Fremdsprachen wurden als internationale Kommunikationsmittel unverzichtbar. Evet. Uluslararası iletişim metodu olarak vazgeçilmez bir metot oluyor. Der Schüler sollte durch den ständigen Gebrauch der Fremdsprache im Unterricht und durch Imitation, Taklit, des Lehrers Sprachgefühl entwickeln. Yani arkadaşlar hedef şu, audiolinguale metotta. İmite ederek, imitasyon, taklit ederek bir dil hissiyatı oluşturmak kişide, öğrencide. Taklit ederek
bir dil hissiyatı oluşturmak öğrencide, değil mi? Peki arkadaşlar, nasıl yapılıyor bu tekrarlar? Hadi biraz da ben sizden bilgi edineyim. Nasıl yapılıyor bu tekrarlar? Nerede yapılıyor? Sprachlabor var. Aynen öyle arkadaşlar. Aynen öyle. Sprachlabor mucidi audiolinguale metodidir. Peki o konuşma kalıplarına ne diyorduk biz? Ne diyorduk? Bu askeri bir metottur arkadaşlar. Aslında Amerikalıların Japoncayı hızlı öğrenmeleri için kullanılan bir metottur. Arkadaşlar, duymuşsunuzdur. Duydunuz mu? Hatırlayın. Değil mi? Aynen arkadaşlar. Pattern drill var, değil mi? Pattern drill dediğimiz şey, dilin sürekli bir kalıp var. Tekrar ederek taklit yoluyla dil hissiyatı oluşturmak. Ama tabii bu sezgisel oluyor ve hedef odaklı konuşabiliyorsunuz. Detaylı bir konuşma öğretmiyor size. Değil mi? Gesetzmäßigkeiten der fremden Sprache selbst entdeckten induktives Lernen, Aktivierung des Schülers. Evet, induktives Lernen. Nedir? Deduktif neydi arkadaşlar? Deduktif. İnduktif neydi? Evet. Tümden gelim, tüme varım. İnduktif, tüme varım, değil mi? Aynen öyle, süper. Die audiolinguale motoru wurde in den USA entwickelt. Amerika'da gelişen bir metot. Biraz önce bahsetmiştim size. Peki, bu kadar yeterli bizim için. Audiovisuelle metodu. Die audiovisuelle metode stellt eine Weiterentwicklung der audiolingualen metode dar. Der Ausdruck audiovisuell ist aus zwei Wörtern lateinischen zusammengefügt. Evet, bu da arkadaşlar audiovisuel metode, audiolingualin görsel hali. Resimle başlama, görseli fazla kullanma derste. Ins Deutsche übersetzt bedeutet dies Hör-Seh-Methode. Obwohl die Wurzeln der audiolingualen und der audiovisuellen Methode dieselben sind, aynı kökler olmasına rağmen, lassen sich einige wesentliche Unterschiede feststellen. Evet, arkadaşlar, kökleri aynı olmasına rağmen bazı farklılıklar var. Tabii, aynen öyle. Audiolinguale oranla, farklı, pardon, audiovizüelde gestik mimik var. Mesela arkadaşlar, audiolingualde gestik mimik yok, göremiyorsunuz. Dil laboratuvarı var. Dil laboratuvarındaki öğrencinin kulaklığı var. Duyuyor, tekrar ediyor. Duyuyor, tekrar ediyor. Ha, burada olumlu olan şey nedir arkadaşlar? 100 öğrenciye hükmedebilir. Her birinin hedefini farklı koyabilir öğretmen. Değil mi? Evet, burada tabii ki gestik ve mimik var. Evet. Zeitlich parallel zur Entwicklung der audiolingualen Methode in den USA entstand in Frankreich die audiovisuelle Methode. Evet, Fransa'da, Amerika'da audiolinguale metode oluşurken arkadaşlar, Fransa'da audiolinguale metode oluşuyor, değil mi? Von der amerikanischen Entwicklung war sie allerdings unbeeinflusst. Tabii bu Amerika'daki audiolingualden bağımsız, değil mi? Etkilenmiş mutlaka ama direkt bağımsız olarak kabul ediliyor. Das Unterrichtsprinzip der audiovisuellen Methode besteht darin, Sprache wo immer möglich mit optischem Anschauungsmaterial zu verbinden. Tabii ki bunu biliyorsunuz arkadaşlar. dili öğrenildiği her yerde görsel öğelerle entegre etmek.
Değil mi? Das heißt. Bu şu anlama geliyor. Das heißt. In einer Dialogsituation wird dem Schüler zuerst der Inhalt der Situation durch visuelle Mittel verdeutlicht. Dann erst folgt die entsprechende sprachliche Ausdrucksform. Önce görsel, sonra konuşma kalıpları. Evet. Die Reihenfolge der Darbietung verläuft also anders als in der audiolingualen Methode. Biraz farklı işleyişi audiolingualde. Dort wird zuerst die sprachliche Form vorgegeben. Hören, nachsprechen. Audiolingualde ne var arkadaşlar? Dinle, taklit et. Dinle, taklit et. Kalıp veriliyor. Und dann erst in ihrer Bedeutung erklärt, sonra anlamlar açıklanılıyor. Bilder und Bildfolgen werden nicht nur Bedeutungsvermittlung bei der Sprachaufnahme eingesetzt, sondern ebenfalls bei der Sprachverarbeitung. Yani alıştırma aşamasında da arkadaşlar nedir? Kesinlikle resim kullanılıyor ve bu metotta kullanılabilir. Evet, audiolingual demiştik arkadaşlar. Audiovisuel demiştik. Şimdi vermittelnde metode. Bize göre basit. Neydi arkadaşlar vermittelnde metodu bizim için önemli olan? Bir cümle kursanız yeter. Ne diyorduk biz vermittelnde metoduya? Evet. Güm ve aleme ediyorduk. İşte budur. Aynen. Güm ve aleme ediyorduk. Aynen. Süpersiniz. Yani arkadaşlar, Versuch einer Verbindung der Güm und ALM in den 50er Jahren. Değil mi? Man hat in den 50er Jahren daran geglaubt, dass man lange Jahre forschen muss, um eine Methode zu entwickeln, die perfekt ist. Doch war die Realität nicht so. Man könnte keine Fremdsprachenmethode entwickeln, das alle Fremdsprachenlerner betrifft. Arkadaşlar, metotlarda bu var. Yani siz herkese hitap eden bir metot kullanamazsınız. Herkese hitap eden bir metodu ortaya çıkaramazsınız. Bugün bakıyorsunuz, halen gramatik übersetzungsmethodi kullanabileceğiniz öğrenciler olabilir. Mesela hukuk öğrencileri arkadaşlar. Hukuk öğrencileri için gramatik übersetzungsmethode idealdir, eğer akademisyense. Evet. Die Gründe dazu wären, demişiz ve evet, vermittelnde metode yeter bence. Güm artı ALM değil mi? Evet. Ve kommunikative didaktiğe geldik arkadaşlar. Kommunikative didaktik neydi? Bakalım. Die Situation Anfang der 70er Jahre. Evet. Neue Zielgruppen. Neue Zielgruppen von Fremdsprachlernenden. Aynen. Fremdsprachlernen war noch in den 50er Jahren ein Privileg. Privileg, özel bir durum. Değil mi? Höhere Bildung. Yani bu dönemde hala arkadaşlar kommunikative didaktikten önce elit insanlar öğrenebilir sadece dil olarak algılanıyordu. Es waren damals in der ersten Linie die Schüler des Gymnasiums. Gymnasium yani lisede ve Almanya'da yüksek lisede eğitim gören öğrenciler, değil mi? Die Fremdsprachen lernen konnten und nur 5 oder 10% des Schuljahres. Yani arkadaşlar sadece çok iyi olan öğrenciler öğrenebiliyordu. Değil mi? Sadece çok iyi olan öğrenciler yabancı dil öğrenebiliyordu. Das änderte sich grundlegend in den 60er Jahren. In der Bundesrepublik wurde zum Beispiel Mitte 60er Jahre Englisch als Schulfach. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? İngilizce yaygınlaşmaya başlıyor. Değil mi?
Evet. Real Şule'de de. Sadece gimnazyum değil, Real Şule'de ve biraz daha zayıf olanlar da diğerlerine göre artık yabancı dil öğrenmeye başlıyorlar. Yani privileg olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Schüler der Hauptschule gleichzeitig stieg das Fremdsprachenangebot. Evet. Insbesondere im Bereich der Volkshochschulen, die vor allem von Erwachsenen besucht werden, außerordentlich schnell an. Peki. Kommunikative Didaktik, diese neue Zielgruppe, yani bu yeni olanlar, bunlara bir kitap geliştirilmesi gerekiyor. Bunlara bir metot geliştirilmesi gerekiyor arkadaşlar. Hauptschüler, Erwachsene, Teilnehmer an beruflicher Fortbildung, konnte man nicht mit den Methoden des Gymnasium-Unterrichts bedienen. Tabii ki gymnasiumdaki bir öğrenciyle ona aynı metodu uygulayamazsınız. Da ihre Zielvorstellungen und ihre Lernvoraussetzungen ganz anders geartet waren als die der Gymnasialschüler. Çünkü arkadaşlar, gymnasium öğrencisiyle Hauptschule öğrencisinin hedefi farklı. Man musste Unterrichtsverfahren entwickeln, die den jeweiligen Lerngruppen gemäß waren. Eine hauptschulgemäße Methode für den Englischunterricht, erwachsengemäße Lehrverfahren für den Unterricht an den Volkshochschulen. Evet arkadaşlar, yani burada ne oluyor artık? Liseye indirgeniyor, değil mi? Ve bununla ilgili bir metot gelişiyor. Kommunikative didaktik bu. Yani hepsinden içeriyor. Özellikle, bakın o da önemli. Özellikle kommunikative didaktikte yurt dışından artık göç almaya başlamış Almanya. Oradaki insanlar da var, değil mi? Başlamış bakın. Oradaki insanlar da var. Evet. Sonra interkulturelle Ansatz. Evet. Şimdi arkadaşlar, yurt dışından gelenlerin sayısı artıyor bu defa. Orada başlamıştı, burada artıyor interkulturelle Ansatz'ta. Diyorlar ki biz bu insanlara nasıl Almanca öğretebiliriz? Değil mi? Ve ne yapıyorlar arkadaşlar? Ne yapıyorlar arkadaşlar? İnterkulturelle Ansatz'da farklı kültürlere saygı duyacak. Kitapta farklı kültürlere örnek olacak. Şeylere de yer veriyorlar, değil mi? Onları respektieren ediyorlar. Yani onlara karşı saygı duyuyorlar. Bir örnek vereceğim size. Benim kitabımda yaşamıştım. Ben yıllar önce böyle bir şey. Tannenbaum. Yılbaşı ağacı, değil mi? İşte onunla ilgili bir şarkı vardı. O Tannenbaum falan diye. Öğrenci de şey 18 yaş üstü bir öğrenciydi. Kurstaydı bu. Veli geldi sonrasında şey demişti bana. Yani hocam neden burada misyonerlik faaliyetleri yürütülüyor demişti. Olabiliyor arkadaşlar. Değil mi? Evet. Bei der weltweiten işte bunlara. Verbreitung der nach kommunikativen Didaktik erstellten Lehrwerke für den fremdsprachlichen Deutschunterricht wurde deutlich, dass kommunikative Kompetenz, KOKO, yani konuşma, in Deutschland als Fremdsprache nicht überall, ja, auf der Welt und für alle Menschen dasselbe bedeutet, und dass deshalb auch die Unterrichtsverfahren nicht einfach exportiert werden konnten. Yani arkadaşlar, kommunikative didaktiğe göre yazılmış olan bir eser dünyanın her yerinde okutulamaz. Almanya'da diğer öğrencilere okutulamaz, değil mi? Bir saniye. Hangisinde konuşma ön plandadır? Sadece konuşma derse arkadaşlar, sadece konuşma derse direkte metodedir. Direkte metodede sadece konuşur öğrenci. Diğerlerinde de evet konuşma ön planda. Mesela audiolinguale metodede şimdi sprechfähigkeit başkadır, sprechen başkadır arkadaşlar. Kommunikation, kommunikativ hepsinde var. Yani kommunikatif derseniz ayıramazsınız arkadaşlar.
Direkte metoda, audio linguale, audio vizuale hepsinde hedef komünikatif. Güm hariç hepsinde hedef komünikatif. O yüzden böyle bir soru olmaz. Ama şöyle derseniz, welche Methode ist sprech zentriert derseniz direkte metodedir arkadaşlar. Değil mi? Evet. Peki. Hadi bakalım. Wer ist der Hauptvertreter der Grammatik-Übersetzungsmethode arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Grammatik-Übersetzungsmethode. Dikkat. Evet. Mersin, hemen düzelttiniz. Güzel. Arkadaşlar Gustav Tanga'dır. Bakın Gustav Tanga'dır. Değil mi? Evet. Wilhelm Wüther geliyor. Peki. Pardon, bu yanlış yazılmış işte. Direkten metode nedir arkadaşlar? Direkte metodenin temsilcisi. Aynen öyle. Bu da Wilhelm Wüther'dır. Değil mi? Güzel. Arkadaşlar dil bilimine geçiyoruz. Dil bilimine geçiyoruz. Daha çok soru sormak isterdim fakat süremiz kısıtlı. Dil bilimi artık son bölümümüz olacak. Evet. Arkadaşlar morf'la başlıyoruz. Morf nedir? Morf nedir? Morf ist der kleinste unklassifizierte bedeutungstragende Bestandteil eines Wortes. Yani arkadaşlar anlamı değiştiren, değil mi? En küçük anlamı değiştiren en küçük yapı birimidir. Fakat belli bir şeye koyamayız biz bunu. Ne denilir? Belli bir kategoriye koyamayız. Okey? Yani bir kategorisi yoktur bunun. Mesela ich liege. Bir de şurada bakalım. Şimdi muaf olup olmadığını anlarız. Ich liegte. Değil mi? Bakın buradaki e ile buradaki e aslında aynı. Değil mi? Du liegtest. Ne yapıyor burada? Erste Person Singular çekimi bu. Fakat buradaki T ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki T Präteritum yapar. Buradaki E ne yapar? Erste Person Singular. Yani bunlar ayrı ayrı birer muaftır arkadaşlar. Değil mi? Lehrer sucht. Morphem nedir arkadaşlar? Morphem ist die kleinste bedeutungstragende Einheit in einer Sprache. En küçük anlam içeren, değil mi? Fakat bu defa sınıflandırılabilen. Ich komm. Mesela komm anlam içerir arkadaşlar ve sınıflandırılabilir. Tisch, Auto. Bunlar birer morfemdir arkadaşlar. Allomorph nedir peki? Allomorph. Allomorphem. Pardon, allomorphem nedir? Allomorphem ist eine bedeutungs- oder funktionsgleiche Variante des Morphems. Nedir yani? Dritte Person Singular wird im Deutschen mit T oder ET gebildet. Rent, rechnet. Bakın. Dolayısıyla bu nedir? Allomorph'tır. Aynı şeye hizmet eder çünkü. Leksikalische Morpheme? Tabii ki terimdir arkadaşlar. Grammatikalische Morpheme? Gramer terimleridir. Mesela gramatikalische morfeme. Bu morfeyim daha iyi otursun diye alttaki örnekler. Size hemen gramatische morfeme ile ilgili bir örnek vereyim. Partikel nedir arkadaşlar? Partikel nedir? Bilen var mı? Arkadaşlar partikel Almanca'da çekimlenemeyen, hiçbir çekime uğramayan, hep olduğu gibi kalan yapılardır. Örnek verebilir misiniz? Örnek verebilir misiniz? Sehr. Sehr partikel midir? Evet, partikeldir. Güzel. Ya da mit,
Değil mi? Mit. Ya da ne olabilir başka? Çekime uğramayan. Değil mi? Yine prepozisyon örneği verilebilir. Vegan olabilir. Değil mi ya? Trots olabilir. Und olabilir. Aynen öyle. Süpersiniz. Peki arkadaşlar, freie morfemi tek başına bir anlam ifade ediyorsa, bağlı değilse arkadaşlar, bağlı değilse o zaman freies morfemdir. Okey. Gebundene morfeme bağlıysa, mesela frei. Frei. Değil mi? Sen freidan Freiheit yaparsan eğer, bu bağlıdır arkadaşlar. Bu arada morph'la morfemi tek bir örnekte ayırmak çok zordur arkadaşlar. Çünkü mesela height kategori edilebilir. Değil mi? Height isim yapar. Bu da gebundenes morfemdir. Evet. Fonoloji. Arkadaşlar morfoloji dil bilimini morfolojik açıdan inceler. Fonoloji fonetik açıdan inceler. Phonologie bezeichnet die wissenschaftliche Untersuchung vom funktional wichtiger sprachlautlicher Einheit. Satzphonologie, die Akustik und die Sprachmelodie im Satz, cümledeki akustik. Diskursphonologie, die gesprächsteuernde Intonation, buradaki konuşma değil mi? Phonem, das Phonem ist das Bestandteil eines Wortes. Allophon demiştik. Değil mi? Bakın, alomorf demiştik. Alofon nedir peki? Fonem nedir? Fonem, das Phonem ist das Bestandteil eines Wortes. Değil mi? Kelimenin bir parçası. Alofon. Alofone sind phonetisch ähnlich. Aber es gibt einen Unterschied. Arkadaşlar, fonetik bakımdan aynıdır alofonlar ya da benzerdir fonetiği. Fakat çok ince bir fark vardır. Mesela bu F, P, burada da PF var. Aynı okunmaz. Ya da burada CH, burada SCH var. Aynı okunmaz. Size daha güzel bir alofon örneği vereyim. Daha güzel bir alofon örneği vereceğim. Ne olabilir? Hemen bakıyorum. R ile biten bir kelime arıyorum. Hose mesela, değil mi? Hose olabilir, yakın. Evet. Aynen. Rose ile, bakın rose ile hose'deki yok yok, şöyle bakın. Şöyle yapalım. Alofon'da hadi hose ile hose ile z yapalım. Bakın daha güzel oldu. Hose ile z yapalım. Bakın buradaki hose ile s'deki buradaki z'deki s'nin okunması aynı değil. Okunması aynı değil ama yazılışları aynı. İşte buna biz alofon diyoruz. Fon, fon ist wie ein Allophon, aber ohne Klassifizierung. Herhangi bir şey yoksa, yani sınıflandıramıyorsanız, fondur arkadaşlar. Silbe, silbe ist das kleinste lautliche Bestandteil. En küçük sestir arkadaşlar, silbe. Intonationseinheit, das sind rhythmische Einheiten. Evet. Ritmik şeyler, değil mi? Yani ah gibi. Graphemik. Graphemik ist die Verschriftlichung einer Sprache. Bir dilin arkadaşlar grafik yani yazıma dökümüdür. Bir dilin yazıya dökümüdür arkadaşlar. Also gibt es in der Sprache nicht nur Laute,
sondern auch grafische Einheiten. Sadece sesler yok. Bakın ses, fon kısmı. Grafemik ise morfolojik boyutu da var. Bunun sese dök şeye, yazıya dökümü. Hani fonolojiyi de görürsünüz ya, fonetikte görürsünüz böyle bazı sözlüklerde falan vardır fonetik yazımı. Ona grafemik deniliyor arkadaşlar. Diese können sowohl Buchstaben als auch Zeichen sein. İşaret de olabilir, harf de olabilir. Ein Beispiel dafür ist im Deutschen, es wird Sport gesprochen, aber Sport geschrieben. Bakın örneğe bakın. Böyle okunur, fakat böyle yazılır, değil mi? İşte grafemik. O zaman arkadaşlar text ve absatz, paragrafla ilgili dil bilim yani dil biliminin ilgilendiği alan text gramatiktir. Satz, cümle ve Satzglieder, cümle öğeleriyle ilgili syntax'tır. Wort ve morfemle ilgili morfologidir. Fonem ve lautla ilgili fonologi ya da lautla ilgili fonetiktir arkadaşlar. Evet. Dichotomie. Folgende dichotomien gelten in der Saussures Ansatz als zentral. Arkadaşlar bazı dichotomiler var. Bu dichotomiler önemli gerçekten dil biliminde. Lang parol. Synchron, diachron, Inhalt, Ausdruck, arbiträr motiviert, syntagmatisch, paradigmatisch. Değil mi? Syntagma, paradigmadan gelsin aklınıza. Lang nedir arkadaşlar? Lang? Sprachfähigkeittir. Dil yeteneğinizdir. Konuşabilme yeteneğiniz ya da konuşamama yeteneğinize lang denilir. Değil mi? Dile yatkınlık ya da tam tersi. Pardon, langajdır. Fransızca okumamı bağışlayın. Langajdır. Lang nedir? Sprache als System. Bu dilin kendisidir arkadaşlar. Genel. Değil mi? Genel ama dilin kendisidir. Das System. Von Wörtern und Regeln wie Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch. Parol nedir arkadaşlar? Parol. Dilin özel bu defa, kendine has kullanımı. Kişinin dili kendine has kullanımıdır. Sprechen, Sprachverwendung, die individuelle Sprachverwendung, bireysel kullanım. Das, die Sprache verwenden, değil mi? Tabii ki Bayrisch parole girer. Sadece Bayrisch değil, mesela sizin kişisel konuşmanız da parola gider. Girer. Benim bireysel konuşmam da parola girer. Benim dilimdir o. Düşün. Evet. Arkadaşlar, ha bunu kim bulmuştu? Bu dişotomi. Hangi ünlü dil bilimcinin işi bu? Adı neydi? Hatırlıyor musunuz? Saussure. Güzel. Aynen. Saussure. Değil mi arkadaşlar? Güzel. Peki. Diachroni, sinchroni. Arkadaşlar. Diachroni, sinchroni. Diachroni, wenn man etwas in der Linguistik im Historischen vergleicht und untersucht. Arkadaşlar. Bir şey tarihsel bağlamda inceliyorsanız diachronidir. Tarihsel bağlamda inceliyorsanız, mesela gramer kuralları 100 yıl önce nasıldı, bugün nasıl derseniz buna biz diachroni inceleme şeklidir. Synchroni, wenn man etwas in der gleichen Zeitebene vergleicht und untersucht. Eş zamanlı yapılıyorsa. Eş zamanlı bir araştırma. Diese sind Untersuchungsprinzipien. Das Thema ist die Verwendung der deutschen Sprache im Jahre 2014. Değil mi? Bu mesela nedir arkadaşlar? Synchronidir. Diachroni ise, das Thema ist die Verwendung der deutschen Sprache im 19. Jahrhundert bis heute. 19. yüzyıldan bugüne kadar. Arbiträr motiviert.
Arbiträr motiviert. Nedir arkadaşlar arbiträr motiviert? Yok. Peki. Arkadaşlar arbiträr ve motivierte bakalım. Die Beziehung keyiflilik. Evet, keyiflilik. Keyfi. Değil mi? Hadi bakalım. Oradan bağlayacağım ben konuyu. Nedensizlik. Aynen. Güzel. Peki. Güzel. Aynen. Die Beziehung zwischen sprachlichem Zeichen und Sache Objekt ist beliebig willkürlich. Arbiträr. Yani arkadaşlar willkürlich gelişi güzel demektir. Dolayısıyla geliş güzeldir arkadaşlar. Rastgeledir. Değil mi? Denn das sprachliche Zeichen ist keine aus sich heraus bedeutungstragende Form, aber beruht auf Konvention. Den Fall, dass die Ausdrucksseite den Inhalt direkt abbildet, gibt es wesentlich seltener. Die Wörter sind motiviert. Es handelt sich um die Onomatopoi, die lautmalende Nachahmung Tiere und ihre Äußerungen in unterschiedlichen Sprachen. Mesela arkadaşlar bakın. Ne diyor? Motiviert. Nedir motiviert? Tesadüf olmayan, rastlantı olmayan. Mesela nelerdir? Rastlantı olmayan. Onomatopoi, değil mi? Yansıma sözcükler taklittir. Miauen mesela. Miauen nedir arkadaşlar? Motiviyattır. Arbiträr değildir. Rastgele miauen denmemiş. Değil mi? Zwitschern, switch. Kuşların. Değil mi? Bu da nedir arkadaşlar? Yine yansıma bir sözcük olduğu için. Motiviyattır. Bakalım arkadaşlar. Arbiträr. Mesela Fuß. Ayak tek başına arbiträr'dir. Niye Fuß'a Fuß denmiş arkadaşlar? Ayak resmini düşünün. Ayak. Neden ayak denmiş? Bilmiyoruz. Bir de ayak demiş. Ball. Top. Neden bal denmiş? Bilmiyoruz. Ama motiviert yaptığımızda Fußball. Neden Fußball denmiş? Çünkü Fuß var ve bal var. Değil mi? Dolayısıyla bu motiviert'tir arkadaşlar. Buradaki motiviert'tir. Onomatopoi. Anlam ilişkisi var motiviyette. Güzel. Yansıma sözcükler demiştik. Zwitschern, brummen. Değil mi? Evet. Peki. Syntagma paradigma. Syntagma paradigma. Syntagmatisch paradigmatisch. Dediğimizde ne çıkıyor karşımıza? Eine Beziehung, die zwischen miteinander kombinierten sprachlichen Elementen besteht, nennt man syntagmatische Beziehung oder Syntagma. Nedir? Syntaks da öyledir arkadaşlar. Bakın, bu cümle değil mi? Sabine, özneyi inceliyorum. Sucht, fiili inceliyorum. Ve özne ile fiilin ilişkisini inceliyorum. Ihre, possessiv konumu inceliyorum. Freundin. Verb ya da verb diyorum. Objekt değil mi? Ya da substantif. Bunu inceliyorum. Peki. Bunlar arasında birer birer. Aynen. Bunlar arasındaki birer birer arasındaki ilişki. Mesela sucht. Niye sucht? Çünkü Sabine. Sabine dritte Person singular. Bunu inceleyen, inceleme biçimine ne diyoruz biz? Syntagmatisch diyoruz arkadaşlar. Syntagmatisch diyoruz. Syntax'tan gelsin aklımıza. Ha, ama Sabine sucht ihre Freundin. Sie sucht ihre Freundin. Er hört seinen Freund dedik. Tamam. Bunlar arasındaki bağlantıyı alttan üste doğru incelerseniz arkadaşlar ya da üstten alta doğru inceleyin. İşte buna ne diyoruz? Paradigma diyoruz. Yani Sabine. Mesela Sabine yerine sie kullanılabilir mi? Sie sucht ihre Freundin. Kullanılır. İkinci sıradaki özne, ikinci sıradaki cümlenin öznesi, birinci sıradaki cümlenin öznesiyle yer değiştirebilir mi? Tabii ki değiştirir.
Ne oldu arkadaşlar? Ben bunu nasıl inceledim? Paradigma atış inceledim. Şöyle incelemiş olsaydım nasıl olacaktı arkadaşlar? Değil mi? Zoom takma atış olacaktı. Zoom takma. Aynen öyle. Süpersiniz. Peki. Gelelim Chomsky'ye arkadaşlar. Chomsky durur mu? Saussure yapmış da Chomsky yapamaz mı? Yapar. Chomsky de diyor ki, arkadaş diyor, competence performance diyor. Competence yeti demektir arkadaşlar Türkçe'de. Yeti. Das ist die Fähigkeit, die Struktur der Sprache zu erkennen und richtige Sätze zu bilden. Dil yetisi. Konuşabilme. Performans nedir arkadaşlar? Performans ist das Anwenden dieser Fähigkeit. Performans ise bunun kullanımı. Kompetenz ist das Mittel und Performans ist Sprechen oder Schreiben. Evet. Kompetenz dil yetisi, performans dilin kullanımı. Kompetenz kann nicht beobachtet werden. Tabii ki arkadaşlar, kompetenz ölçülemez. Tabii ki ölçülemez. Aber dagegen kann Performance beobachtet werden. Fakat performans arkadaşlar ölçülebilir. Evet. O zaman 2013 sorularına bakalım. Evet, 28. soru. Süreniz 30 saniye olsun arkadaşlar. Bir okuyalım bir bakalım. Süreniz 30 saniye olsun arkadaşlar. Tabii bu soruları sık sık gördünüz. Artık ezberleme aşamasına da gelmişsinizdir soruları diye tahmin ediyorum ben. Değil mi? Biliyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunlara çünkü daha önce de çalıştık. Ama arkadaşlar elimizde... Nasıl? Ha, yani bu konuları biliyoruz diyorsunuz. Öyle mi? Tabii ki biliyoruz. Aynen öyle. Güzel. Arkadaşlar morfem. Neden morfem dedik biz bu soruya? Wie bezeichnet man die kleinsten sprachlichen Einheiten mit bedeutungsunterscheidender dediği an klasifikasyon olur değil mi? Aynen. Bedeutungsunterscheidender dediği an morfeme basacağız arkadaşlar. Güzel. Bir inceleyelim arkadaşlar. Bu sorudaki distinctive ayırt edici anlamına gelir. Değil mi? Bakın distinctive dediği şuradaki merkmale distinctive dediği arkadaşlar ayırt edici değil mi? Peki. A şıkkındaki morfeme anlayabilmek için morf, morfem ya da alomorfu bir arada incelemek gerekir. Değil mi? Bir morf. Ein morf ist die kleinste bedeutungstragende Einheit der Sprache auf der Ebene der Parol. Ein morf wird durch Segmentieren, parçalara ayırmak, gewonnen, ist jedoch noch nicht klassifiziert. Fakat şey yapılamamış. Belli bir sınıfa yerleştirilememiş. Morphem. Ein Morphem ist das kleinste bedeutungstragende Element. E gelecek. Auf der Ebene der Lang. Man unterscheidet die Morpheme nach ihrer Form in freie oder gebundene Morpheme. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Leksikalisch, gramatikalisch yaptık bunu. Değil mi? Freie, morfeme, tek başına anlamı olan. Gebundene morfeme, bağlı olan değil mi? Mesela sie, un, ba, kite. Hepsi bağlı bunlar. Tek başına kullanılamaz. Fakat freie morfeme de furcht, frucht, gott. Hepsi olur. Leksikalisch ise auto, house.
Gramatikal şu morfemi bunu zaten yapmıştık. Nach, mes, mes mesela olumsuz yapar değil mi? Evet. Leksikalisch, grammatikalisch. Frei ve gebunden. Burada da başka bir örneği var bunun. Allomorph. Als allomorph bezeichnet man die unterschiedlichen phonetischen Formen eines Morphems. Im Deutschen sind beispielsweise die Pluralendungen allomorph. Gleiche Bedeutung, Funktion unterschiedlich, değil mi? Ya mesela çoğul yapımı arkadaşlar, işte e'yle, n'le, bunların hepsi allomorph'tur. Değil mi? Komparatif der unregelmäßigen Verben. Şunlar mesela. Evet. Allofon. Allofon nedir? C şıkkına baktığımızda. Unterschiedliche Realisation von einem einzigen Phonem. Değil mi? Mesela biraz önce de bahsetmiştim. Rose ile Suche farklı okunur demiştim. Ama aynı yazılır. Derivate, derivat. Wortbildungsprodukt, das durch Derivation entstanden ist. Auch Ableitung. Präfix, derivat. Derivat. Mit einem Präfix als erster unmittelbarer Konstituente. Evet. Also Präfix ön takı olduğunda. Suffix değil mi? Arka takı olduğunda. Circumfix hem ön hem arkada takı olduğunda oluyor. Evet. Doğru cevap D şıkkıydı. Zaten yapmıştık biz bunu. Arkadaşlar buyurunuz. Bunu yaptık. Bir dakika. Bunu yaptık. Pardon. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bunu yaptık. Evet. Buyurunuz arkadaşlar. 29. soru. Düşünelim. Yine 30 saniye süre vereyim size. Aynen öyle. Süper arkadaşlar. Welche der folgenden Aussagen definiert den Begriff Performance von Chomsky? Chomsky'nin performansı hangisidir? E. Die Sprachverwendung unter dem Einfluss von individuellen und situativen Bedingungen und Störfaktoren. Evet. Kişisel kullanım arkadaşlar. Değil mi? Dilin kişisel kullanımı. Evet. A şıkkındaki tanım gebundene morfeme aittir. Bakın. Die Bestandteile von Wortbildungsprodukten, die nur in gebundener Form auftreten, gebundene morfeme, können nur in Verbindung mit anderen morfemen ein Wort bilden. B şıkkındaki tanım grafemiye uygun bir tanımdır arkadaşlar. B Teildisziplin der Linguistik, die sich mit der Schreibung von Wörtern und deren Zustande kommen befasst. C şıkkı çeldiricidir. Artikülasyonsorgane, sesin çıkış esnasında kullanılan organlara denilir. Çeldirici. D şıkkı Phrasenstruktur, gramatik tanımıdır. D. E şıkkı ise arkadaşlar, performansın tanımıdır. Performans ile kullanılan bir de kompetens kavramı var. Yapmıştık bunu. Noam Chomsky Unterscheidung von Kompetenz als allgemeiner Sprachfähigkeit. Performans individueller Sprachfähigkeit. Sassyrische Langparolen. Değil mi? Evet. Buyurunuz arkadaşlar. 30. 30 saniye süremiz. Evet, cevaplayalım.
Cevaplayalım. Adana cevap verdi. Peki bakalım. Arkadaşlar, wie nennt man die elementare lautliche Mersin ne diyor? Oder grafische Einheit der Sprache, der eine Bedeutung bzw. ein grammatisches Merkmal zugeschrieben werden kann. Gramer bir şeyler, değil mi? Yazılabiliyorsa. Evet, ne diyorsunuz arkadaşlar? İki farklı seçenek çıktı bu defa ortaya. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar, cevap A. Morf'tur bu. Morf. Çünkü bakın. Wie nennt man die elementare lautliche oder grafische Einheit der Sprache, die eine Bedeutung, bir anlam, herhangi bir anlam yüklenilebiliyor. Değil mi? Yani çok da açık bir tanım olmamış. Ya sınavda öyle olmayacak işte. Evet, çok iyi ya. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Mof. Mof'tur. ÖSYM'nin gıcık sorularından bir tanesi. Bunu ben mesela incelerken bir 4-5 kez okudum bir daha ya dedim falan. Öyle bir soru yani. Öyle düşünün. Evet. Evet. Güzel. Peki. B şıkkındaki morfemin açıklaması. Morpheme sind kleinste bedeutungstragende oder grammatische Einheiten in einer Sprache dedik. Artık size şey oldu. 50 defa dinlediniz bunu, değil mi? Önemli ama. Verwendet man in den Begriff diyorum ve geçiyorum. Jedes Wort C şıkkındaki zemin açıklaması bu. Und dessen Bedeutung Lexem definiert sich über einzelne Seme, die in ihrer Gesamtheit als Semem Bedeutungsbünden anlam arkadaşlar semantikten gelir bakın. Semem. Lexem ise bunun yazılı hali. Eines Wortes bezeichnet werden. Damit ist das einzelne Sem, also das kleinste Bedeutungsmerkmal eines Wortes. Evet. Yani sem dediğimiz şey en küçük anlam birim. Anlam birim. Entscheidend ist das, jedes Wort mindestens ein sem enthält. Evet, her kelimenin en az bir zemi vardır anlamlı olabilmesi için. Değil mi? Evet. Devam. Lexem kann ein ganzer Satz sein. Bütün bir cümle ifade edebilir. Lexem. Morphem ist nur ein Wort. Morphem sadece bir kelimedir. Raum ist ein Lexem. Lexem beispiele. Ein Wort. Raum. Drei Wörter. Kurz und bunt. Ein ganzer Satz. Lügen haben kurze Beine. Değil mi? Anlam mühim yine burada arkadaşlar. Ein ganzer Text bile olabilir. Phonem. Die gesprochene Seite der Sprache. Graphem, die geschriebene Seite der Sprache. Morphem, bedeutungstragende Funktion. Buyurun arkadaşlar, 31. soru. Hemen dönüyoruz. Leksemi anladınız, değil mi? Bakın. Zeym anlamı olan en küçük birim. Bunların totali yani toplamına çoğul olarak zemeyim deniliyor. Zeyim bir tanesi. Mesela auto. Her kelimenin en az bir anlamı vardır. Auto dolayısıyla bu zemeyim şey zeyimdir değil mi? Bir anlam. Auto. Ama birçok kelime bir arada varsa ve işte das Auto gehört dem Mann. Das Auto'nun farklı bir anlamı var. Bu zemdir. Deman farklı bir anlam var. Bu da zemde tek başına. Das Auto gehört dem Mann dediğimizde das Auto ve dem Mann ikisi zemeyimdir. Çoğuludur yani o. Evet.
Rica ederim ne demek? 31. soru arkadaşlar. Oho, siz hemen cevap veriyorsunuz. Bir saniye. Okuyalım. 30 saniye süremiz var. B diyorsunuz. C diyen var. Ne diyoruz 31'e? Hadi bakalım. Cevap verdi arkadaşlar. Im Mittelhochdeutschen. Yüksek Almanca. Ha? Eski Yüksek Almanca. Wurde das Wort, bu kelime, nur als adlige Frau benutzt. Burada neydi? Bir şey, bir kadın olarak kullanılıyordu. Asil kadın. Die Bedeutung des Wortes pardon arkadaşlar, hat sich mit der Zeit verändert. Zamanla değişti. Heute wird es für Frau benutzt. Bugün ise sadece kadın olarak kullanılıyor. Was für eine Bedeutungsveränderung wird im obigen Satz thematisiert? Aslında çok basit bir şey arkadaşlar bu. Çok basit bir soru. Değil mi? Önceden sadece asil kadın olarak, asil kadınlar için kullanılırken şimdi tüm kadınlar için kullanılıyor. Ne oluyor? Anlamda bir daralma olmuş mu? Hayır efendim. Hayır efendim. Değil mi? Anlamda daralma olsa tam tersi olur bakın. Önce kadınlar için kullanılır, sonra sadece asil kadın için kullanılsa A olur. Tam tersi. Bedeutungserweiterung. Tabii ki anlamı genişlemiş arkadaşlar. Anlamı genişlemiş. Bedeutungsverbesserung. Anlamda bir iyileşme yok ki arkadaşlar. C neden olsun ki? Anlamda bir iyileşme yok. Kötü bir anlamı yok ki daha önce. Asil kadın. Kötü bir anlamı yok bunun ki iyileştirsinler. Bedeutungsverschlechterung. Anlamda bir kötüleşme yok. Bedeutungsrelation. Açıklamasını yapalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar A şıkkındaki, A şıkkında kullanılan bir Bedeutungsverengung daha önce kullanılan bir kelimenin anlamının daralması anlamına geliyor. Schwester bedeutete früher eine Frau aus unserem Stamm. Bizden, soyumuzdan herhangi bir kadın demekmiş önce Schwester. Şimdi kardeş için kullanılıyor. A'ya cevap. Şey, A'ya örnek. C şıkkındaki Bedeutungsverbesserung anlamının düzelmesi. Mesela Neger deniliyormuş daha önce. Sonra Schwarza denmiş. Sonra Farbiga. Sonra Afroamericana. Değil mi? Nega sürekli anlam olarak düzelmiş. D şıkkındaki Bedeutungsverschlechterung bir kelimenin anlamının zaman içerisinde kötüleşmesi. Dirne mesela buna örnek. E şıkkındaki Bedeutungsreaktion kelimeler arasındaki herhangi bir ilişki ifade eder. Hiç alakası yok yani. Evet. Bedeutungsverschlechterung arkadaşlar. Dirne. Değil mi? Dirne. Öyle hatırlıyorum. Mesela Dirne daha önce bir kadın için kullanılmış. İyi kadın için kullanılmış hatta. Şimdi Dirne Hure için kullanılıyor. Yani şey, kötü kadın için kullanılıyor. İşte buna Bedeutungsverschlechterung diyoruz. Direkt aklıma o geldi. Tabii buna örnek verebilmek için şey yapmak lazım. Orta yüksek Almancayı bilmek lazım. Mesela orta çağdaki yüksek Almanca değil mi? Eski yüksek Almanca ya da diğer adıyla. Evet. Peki arkadaşlar, kompetans dil yetisiydi. Son olarak size Türkçe kelimeler vereceğim. Performans dil kullanımıydı. Denotasyon esas anlamdı. Fug element neydi arkadaşlar? Fug element ya da fuge element de diyor, deniliyor. Kaynaştırma, süpersiniz. Konotasyon, yan anlam. Das Herz mesela. Ambiguitet, çok anlamlılık. Bank mesela. Farklı anlamları var. Homomoni, eş sesli. Pferd. Biri satrançta kullanılan at, diğeri bildiğimiz at olabilir. Hyponym, alt kavram.
Hipervolüm üst kavram. Hipertansiyon gibi düşünün. Bedeutungsverengung anlamın daralması. Bedeutungserweiterung anlamın genişlemesi. Bedeutungsverschiebung ad aktarması anlam kayması değildir arkadaşlar. Yani tam ben bunu Türkçe böyle buldum ama çok da emin olamadım. Mein Gehirn wird gleich wegen des vielen Denkens explodieren dediğinizde. Beynim patlayacak. Beyin patlamaz ki. İşte buna Bedeutungsverschiebung diyoruz arkadaşlar. Du musst auch manchmal lernen, wie man die Zeit totschlägt. Totschlägt. Olmaz ki. Zamanı öldüremezsin ki. İşte yine burada bir tipik örnek var arkadaşlar. Evet. Bedeutungsverbesserung, anlamın iyileşmesi. Bedeutungsverschlechterung doğruymuş bakın. Diğerine örnek vermiştim. Anlam kötüleşmesi. Minimalpa. Arkadaşlar iki kelimedir bu minimalpa. Bu iki kelimede tek bir harf farklıdır ve farklı anlama gelir. Mesela tisch, fisch, hose, dose. Bunlara minimal pa deniliyor. Tabii ki lütfen. Lütfen buyurun. Rica ederim. Ne demek olur mu? Transfer hipotezi. Kontrastiv hipotezi. Diese Theorie behauptet, dass die Muttersprache einen Einfluss auf die erste oder zweite Fremdsprache hat. Bakın. Transfer vardır değil mi? Pozitiver Transfer neydi arkadaşlar? İngilizce'de Haus görüyorsunuz. Almanca'da Haus'u bir defa duyuyorsunuz. Hemen olumlu aktarma. Negativer Transfer. Plane İngilizce'de biliyorsunuz. Almanca'da planı öğreniyorsunuz. Uçaktır diyorsunuz. Hayır bu plandır. Türkçe düşünürseniz bu pozitif transferdir. İngilizce düşünürseniz negatif transferdir arkadaşlar. Pardon. Heyecanlandım. Uçtu her şey. Evet. Interferenz ya da interferenz fiili. Aktarım hatası. Hatası. Burada olmamış. Interferenzen sind Verletzungen, die durch gegenseitige Beeinflussung zweier Sprachen ist. Zigaretten trinken dersek arkadaşlar bir aktarım hatası olur. Interferenz fehler. Suppe trinken olmaz. Değil mi? Ya da book, çoğul books yapılır. Buch da buchs olur. Olmaz. Idiolekt kişinin bireysel dili. Parol yani. Soziolekt bir gruba ait özel bir dil. Restringierter Code. Dar kod. Bernstein'a göre alt sınıfta olan çocukların dahil edildiği kategori. Değil mi? Burada ne oluyor? Kısa cümleler kuruyorlar. Kelime dağarcığı çok az. Elaborierter Code. Yine Bernstein'a göre geniş kod. Üst sınıf insanların çocuklarının kullandığı. Daha uzun cümleler kurarlar. Daha fazla kelime bilirler. Değil mi şu? Es olacak şöyle. Defizit hipotezi. Bir de bu Bernstein'ın defizit hipotezisi var arkadaşlar. Die Arbeitskinder, işçi çocukları, haben einen geringeren Erfolg als die anderen. İşçi çocukların diğerlerine göre daha az başarısı vardır. Neden? Dennoch haben sie die gleiche Begabung. Ama becerileri aynı, yetenekleri aynı. Sebebi sosyalizasyon. Çünkü sosyalleşirken bir defizit farkları var. Ondan dolayı defizit hipotezi diyorlar. Textlinguistik, informasyon, bilgi değil mi? Apel, düşünceyi değiştirmek istiyor. Der Sender will beim Empfänger manche Denkweisen ändern. Mesela propaganda text değil mi? Thema, thema, tekste verilen. Rima, rima yorum, metinle ilgili yorum arkadaşlar. Authentische Texte, authentisch, otantik, doğal metinler. Doğal metinler. Deduktif,
Tüme gelin. Tümden gelin. İndüktif. Tüme varın. Kognitif. Bilişsel. İmitatif. Taklit yoluyla. İntuitif. Sezgisel demiştik. Evet. Arkadaşlar, böylelikle Almancayı özetlemeye çalıştık. Pek kısa bir özet oldu. Ama elimden geldiğince önemli konuları ele almaya çalıştım. Arkadaşlar, var mı bunlarla ilgili bir sorunuz? Gruppe 47 bir yazarlar grubuydu arkadaşlar. Bir yazarlar grubuydu. Edebiyatta geçen, değil mi? Ve özellikle bunlar Stunde Null'e inanan gruptu arkadaşlar. Yani bunlara göre 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönem sıfır. Biz öncesini yaşamadık. Almanya sıfırdan başladı deyip buna göre yazılar yazan gruptu. Gruppe 47. 47 yazardan oluşuyor. Bitteschön. Evet. Buyurun. Rica ederim, ne demek? Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle detaya çok giremedim, değil mi? Yani bir de ilk başta böyle yetiştireceğim endişem de vardı. Ama yetişti. Çok da sevindim. Çünkü 100 küsür slide yaptık. 140 slide falan yaptık herhalde. Evet, bu şekilde ilerleyebildik. Umarım yararlı olmuştur. Yani dilimiz sürçtüyse affola diyelim artık, ne diyelim, evet. Arkadaşlar, buyurunuz. Evet. Ausdrucksfehler, aynen. Ausdrucksfehler için maalesef arkadaşlar, hiç bilmiyorum, inanın. Sizden ricam, bol bol okuyup analiz edin. Analiz. Mesela bir cümleyi, okey. Şimdi geri bakın. Der Sender demiş şurada mesela. Will demiş. Neden will demiş? Dritte Person Singular göre çekim demiş. Mit. Mit ne yapar? Dativ yapar. Der Text dem olmuş. Wissen büyük yazılmış. Biraz önce biz TOEIC'da şey yaptık ya, analiz ettik ya. Ama TOEIC'da analiz ederken tabii ben başka şeyler düşünüyordum. Yetiştirme derdim vardı. O yüzden yeterince açıklayamadım TOEIC'u size. Wissen büyük yazılmış, değil mi? Vermitteln. Bu şekilde arkadaşlar analiz etmeniz gerekiyor. Neden büyük yazılmış? Neden es gelmiş? Neden height olmuş? Neden deyim olmuş? Ancak o şekilde Ausdrucksfehler yapabilirsiniz. Alın metni, önce güzelce okuyun. Sonrasında bu şekilde analiz edin arkadaşlar. Aranızda şu an öğretmenlik, ücretli öğretmenlik yapıyor olan varsa ya da bir kolejde, bol bol öğrencilerin yanlışlarını düzeltin arkadaşlar. Hayır, doğru olur. Schnell, schnell. Tabii ki arkadaşlar. Doğrudur. Evet. Arkadaşlar, orada ders, Almanca ders alabiliyor musunuz? Mersin'de, Adana'da, Urfa'da. ÖABT ile ilgili. Alamıyorsunuz. Alıyorsunuz Adana'da. Güzel. Tabi Adana'da Almanca bölümü de var değil mi üniversitede? Güzel. Süper. Sevindim. Peki arkadaşlar, çok memnun oldum. Çok farklı hayal etmiştim ilk başta. Sonra sevindim. Hangi arkadaşlar, kaynaklarla ilgili kesin bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bakın, çok fazla yanlış çıkıyor. Mesela bu şeylerde, isim vermeyeceğim, denemelerde inanılmaz çok hata çıkıyor.
Arkadaşlar akuzatif obyekte nominatif obyekt deyip iddia eden Almanca öğretmenlerimiz var. Yapmayalım. Yani isim versem çok yanlış olur arkadaşlar. Ama ben böyle budur evet bundan başka burada da hiçbir hata yakalayamadım. Böyledir böyledir diyemiyorum. Çok zor. Çünkü kitabı kalınlaştırmak adına farklı soru tipleri de koymuşlar. Böyle soru tipleri yok. Arkadaşlar. Wie viel Morpheme gibt es in diesem Wort? Böyle bir soru olmaz ya. Olur mu? Dil bilimci yetiştirmiyorsunuz ki. Böyle bir soru tipi de yok. ÖSYM'nin tipi de değil o. Yaz aşağı yaz. 3, 4, 5. Yok öyle bir şey arkadaşlar. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. En güzeli kendinizin çalışması arkadaşlar. Yani bir kitaba bağlı kalmadan konuları biliyorsunuz. O konular ışığında çalışmak en doğru olanı. Ben buna inanıyorum açıkçası. Diğeri biraz sizi şey yapıyor. Anladım. Anladım. Yani arkadaşlar Umut Balcı'nın kitabı evet güzel. Tavsiye edebilirim. Öyle mi? Bir kişi mi var? Uy. Onun haricinde Kazım Hoca faydalı olabilir. Kazım Hoca faydalı olabilir. Kazım Kalkandı. Onun kitabı da güzel. Oradan alıp arkadaşlar ikisiyle karşılıklı şey yapabilirsiniz. Karşılaştırabilirsiniz. Öyle diyeyim. O zaman Adana'da şu anki hocamız siz Almanca öğretmenisiniz. Öyle mi? Almanca hocasısınız yani. Ha değilsiniz. Tamam. Yani tabii ki hepiniz Almanca öğretmenisiniz. Yanlış anlamayın ne olur. Evet. Peki. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Diğer dersim var. Ona devam etmem gerekiyor. Anladım. Peki. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Tschüss. Auf Wiedersehen.